dakika sonra kadar geldik. Topografik sorusu bitirdik. Ondan sonra ağırlıklı graflarla ilgili bir iki tane algoritma var. Onları gösterelim demiştik. Esasında Pazartesi ya da Salı günü Abdullah'ın size onları anlatmış olması lazımdı ama Cuma günü çok bursuzdunuz neyse. Geçen hafta sonra anladım bursuz neler bursuz olduğunu. Hiçbir şey bilmiyorsunuz çünkü bütün kağıtlarınız çok kötü. Köyden anlayan 5 kişi mi var, 6 kişi mi var? Sallamış. C++ kodu yazan var ya. Gerçekten C++ kodu yazan var. Bu derste Java'yı anlattığımın farkında olmayan insanlar var aranızda. O kadar bilmiyorum. Acaba bundan bir şeyler verildi mi yazdı bilmiyorum ama C++'la Java'nın arasındaki farkı bilmeyenler var. Durum çok iyi değil yani. Bitiremedim. 1,5 sorun daha var. Hafta sonra epeyce uğraştım onların üzerinde. Yarın dersten sonra kağıtlarınızı görürüz. Tamam, yarınki dersten sonra. Ama durum iyi değil. Genelde derste kaç kişinin geçip kaç kişinin kalacağına karar verdiğin zaman oradaki kişilerden daha çok sınıfın durumuna falan bakmaya çalışıyor. Yani bu sınıf geçer falan diyorsun. Bu sınıf çok geçmez size söyleyeyim. Bu sınıf çok geçmez. Yani Recursion'dan baktığım şu ana kadar 100-120 tane, 110 tane kağıt, 5-6 tane tam yapan var. Yani o basit sorudan, kitaptaki sorunun basitleştirilmiş halinden 5-6 tane ancak tam yapan var. Diğerleri, call by value ne demek, call by reference ne demek, çoğunun haberi yok. C kod yazmaya çalışanlar var. Algoritma yazın dediğim zaman kod yazanlar var. Her neyse, onlara yarın dersten sonra devam edeceğiz. Bu arada final ne zamanda? Haftaya salı değil mi? İkinci haftamız. Evet. Tamam, iyi güzel çalışacaksa mahnur olur. İhtiyacınız var çünkü. Eğer ya ben bu finalde sallayayım, daha sonradan şeyde geçerim, bütünlemede geçerim falan filan gibi düşüncesi olanlar varsa çok iyi bir düşünce değil o. Bütünleme sınavı final sınavına göre çok daha şey olacak, zor olacak. Çünkü yani finalde geçmiş bir insanlar, bütünlemede geçmiş bir insanların not almasını çok fazla istemiyorum. Ben sınav finalde geçmiş adam zamanını harcamış, o kadar dersin arasında zamanını harcamış, dersini çalışmış, geçmiş adam. Bütünlemeyle aynı olamaz tabii ki. Daha değerlendirmesi de daha değişik oluyor onların. Sınavlarda daha zor oluyor. Zamanınız var, çalışın, finalde geçin bu işi. Bütünlemeyi bırakmayın. Ya da geçebileceğini çok fazla sanmıyorum. Çok nadir oluyor geçenler. Tamam, tekrar graph chapter'ına dönelim. Graph chapter'ında topolojik sorular hakkında konuşmuştuk. Onun için depth first search işe yarıyor demiştik. Ondan sonra bundan sonra gelen şey graph algoritması bu. Weighted graph'la ilgili Dijkstra'nın algoritması. Dijkstra'nın algoritması hani breadth first search ne yapıyordu? Breadth first search'ün faydalı olduğu şeyi bize demiştik. Breadth first search başlangıç noduyla tüm nodlar arasındaki en az adımla gidebilen tüm yolları buluyordu teker teker. Hani parantezisi veriyordu ya, bir tane parantezisi sana. Buradan başlarsam eğer, buraya gitmek için en az kaç adımda? En az adımla gidebileceğim yolu bana veriyordu. Weighted graph'larda bu breadth first search'e denk gelen bir tane algoritma var. Ona da Dijkstra'nın algoritması deniyor. En kısa yol algoritması. Ne farkı var? Breadth first search şu ağırlıklara dikkat etmiyordu şunlara. Breadth first search için İşte sıfırdan ikiye gitmenin en kısa yolu, sıfırdan bire gidelim, oradan da ikiye gidelim değil mi? Sıfırdan şeye gitmenin en kısa yolu öyle. İkiye gitmenin en kısa yolu, iki tane adımda gidebiliyorsun. Sıfır, bir, birden ikiye. Ama ağırlıkları düşünün, sen diyorsun ki ben sıfırdan bire gitmemin cost'u, maliyeti 10, birden ikiye gitmemin maliyeti de 50, 10 artı 50, 60 diyorsun. Peki başka yollar var mı acaba? Şurada 30 artı 20 var. Burası 50 diyor. Burası bana göre daha kısa diyor. Bu tamam mı? Bu breadth first search gibi adımları saymıyor. Ağırlıkları toplayarak gidiyor. Çoğu zaman da bu gerçek dünyada daha çok kullanılan bir yöntem oluyor. Neden daha çok kullanılan bir yöntem? Önemli olan kaç tane adım olduğu değil. Önemli olan adımların her birinin cost'u mesela. Bunları şehirler gibi düşünürseniz eğer. Buradan bu şehre çok hızlı bir şekilde onunla gidebiliyorsun ama bunda bunun arasındaki mesafe daha sonradan daha fazla. Halbuki burada 30'lukla gidip daha sonra 20'likle gittiğin zaman toplamda daha az mal olabiliyor. Ya da sanki buradan buraya 100'le gidiyorsun. Çok kısa bir etrafı sonuç tek adımda gittim diyecek sana. Halbuki önce buraya sonra buraya sonra da buraya gelse 10 artı 50 artı 10 ne yapıyor? 70'lik bir maliyetle 4'e gelmiş olabiliyorum.
bunların çıkarılması lazım. Dijkstra denen adamın bulduğu bu algoritmada bunu size polinom zamanında iyi bir çalışma zamanında optimal olarak verebiliyor. Optimal olarak verebiliyor. Buna da Dijkstra'nın algoritması bak burada yazıyor. Dijkstra. Dijkstra diye yazılıyor ama Dijkstra diye okumayın. Dijkstra diye okuyanı görürsem o geçemez bu dersten. En azından bunu öğrenin yani. Tamam mı? C++'da Java'yı bilimle arasındaki farkı bilmeyenleriniz var ama en azından bunun Dijkstra diye okumayacağını bilin. Dijkstra bunun adı. Dijkstra'nın algoritması şöyle başlıyor. Elinde iki tane küme var. Diyelim ki bunlar bizim nozlarımız. Tamam. Ve bu nozlar birbirlerine bir şekilde bağlılar. Yönlü ya da yönsüz olabilirler. Yönlü diyelim bunları bu şekilde. Tamam. İşte bunlar V mi desem acaba? Oradakiler ne diyordu hiç hatırlamıyorum. N1 diyelim. N1, N2, N3, N4, N5, N6 ve N7. 7 tane nodum var. Dijkstra'nın algoritması şöyle başlıyor. Diyor ki bir tane V kümem olsun diyor. Başlangıçta bu V kümesine sadece başlangıç nodunu kullanıyorsun. Ondan sonra bir de tüm nodlardan V'yi çıkarmış olan kümem var. Bu da arka kalanı. Yani N2'den N7'ye kadar olanı. Bunlar da başlangıçta arka kalanların nodları hepsi. Böyle bir şey. Soru mu var? Nodu yazmayı unuttum. Bir tane ne yazmayı unuttum? N8. Diyelim ki N1'den başladık. N1'den diğer nodlar olan en kısa mesafeyi, tamam mı? En kısa ağırlıkla mesafeyi, adım sayısını değil, en kısa mesafeyi bulmak istiyorum. Şöyle diyor Dijkstra. Şimdi N1'den başlayarak, diyelim ki şurası 1 olsun, burası 5 olsun, burası 7. En az kostla, en az maliyetle nereye gidebilirim? Bu soruyu sorduğun zaman bakıyorsun buraya, diyorsun ki bu 1, bu 5, bu 7 olduğuna göre bir maliyette gidebileceğin bir yer var. Orası da N2. Tamam mı? Yani N1'den bir maliyetten daha az bir maliyetle, bir maliyetten daha az bir maliyetle başka bir yere gidemem, değil mi? Eğer başka bir yere gidecek olsaydım buradan bir tane edge olurdu. Onun üzerinde birden daha küçük bir rakam ederdi. 0.5 falan gibi bir şey ederdi. Dolayısıyla N1 ile N2 arasındaki en kısa yolu buldum, tamam mı? Buna itiraz edemezsiniz. Eğer biz deseydik yok ya başka bir yere birden daha küçük bir kosta gidebilirdim falan gibi laf ederlerse bu işte proof by contradiction'da söylerdim. Eğer birden daha küçük bir rakamla gidebilseydi öyle bir ecin N1'e bağlı olmasa gerekirdi. Ama ben görüyorum bir bundan daha küçük birden daha küçük bir maliyeti ecin yok. Dolayısıyla N1'den eğer herhangi bir cost harcayarak başka bir noda gideceksen bir maliyetle N2'ye gidebiliyor. Hemen yaptığın şey öyleyse şunu genişletme koyuyor. Diyorsun ki tamam ben artık bunu buldum. Elimdeki bu V listesinde N1 ve N2 var. Ne demek bu yani? Bu demek ki ben N1 ile N2 arasındaki en kısa yolları biliyorum. N1'den başlayıp N2'ye kadar. Ondan sonra yine aynı şekilde devam etmeye başlıyorsun. Ya diyorsun ben işte bu N1'den yola çıkarak en az maliyetle gidebileceğim başka bir yer var mı onu söyle bana. Diyorsun ki ya 1 ile N2'ye gittin. Şurası diyelim ki 3 olsun. N2'ye gittin. Onun üzerine 3 koyarak N8'e gidebilirsin. Ya da 5 ile N6'ya gidebilirsin. Ya da 7 ile N3'e gidebilirsin. Başka da elinde başka bir şey yok. Gidebileceğin yerlerin hepsi zaten bu kadar. Ne yapıyorsun o zaman? Diyorsun ki tamam öyleyse ben N8'e gitmenin yolunu buldum. N8'e gitmenin en kısa yolu bu. Bundan daha kısa yolu olamaz. Ya peki daha sonradan başka birileri gelip şuradan şöyle bir şeyler bulursa falan filan diye düşünemiyorsun. Öyle bir şey olamaz. Niye? Ben diyorum ki bu 1, bu 3 ise N8'e gitmenin en kısa yolu 4'tür. Ondan daha kısasını da bulamazsın. Birisi dese ki ya belki şuradan N1'den N6'ya gideceksin. Belki N6'dan N8'e çok kısa bir yol vardır. Değil mi? Çok kısa bir yol vardır. O zaman onun üzerinden belki daha kısaya gidebilirsin. Desene ne diyeceksin söyle. Olsaydı zaten başta onu seçerdik. Eğer öyle bir şey olsaydı
bu 1 artı 3 dedik ya burada hani 1 artı 3 4. Bunun N8'e 4 ile gidiyorum demek yerine o 4'ten daha küçük bir rakamla bir yere gidebilmem lazımdı ki sonra 4'ten daha küçük rakamın üzerine bir şeyler koyarak N8'e gideceğim. Dolayısıyla bu da olamaz. İşte böyle yani. Dijkstra'nın algoritması böyle. En az maliyetle nereye gidebilirim? Onu alıyor kümenin içerisine. Bunun üzerindeki en az maliyetle nereye gidebilirim? Esasında bir bakıma Brett First'a çok benziyor değil mi? Brett First'a ne yapıyorduk? Tek adımla nerelere gidebilirim? Onları bitiriyordu. Onları bitirirken tabii onlar hepsi kendisi Q'nun sonuna ekliyordu ya şeyin kendisinin komşularına. Kendisinin komşularına iki adımla gidebilecek yerler. Sonra iki adımla gidebilecek yerlerin üzerine koyduk. Bu ne yapıyor? En az maliyetle gidebileceği yeri koyuyor. Sonra en az maliyetle gidebileceği yerlerin üzerinden en az maliyetle gidebileceği yerleri bulmaya çalışıyor. Ve bu şekilde işlemini tüm nodlar şu S-V'den V'ye gidecek şekilde taşınarak bitiriyor. Yani şu küme bittiği zaman S-V kümesi bittiği zaman V kümesi tam S ile aynı olduğu zaman benim Dijkstra'nın algoritması da bitiyor. İsterseniz biraz daha sistematik bakalım. Bu Dijkstra'nın algoritmasını yapmak için elinde 4 tane V yapısı olacak. Bir tanesi S kümesi. Tamam mı? İşte bir tanesi şu küme. Bu küme. Sonra bir tane S-V kümesi olacak. Ondan sonra bir tane her bir node için kaç maliyetle gittiğini gösteren bir tane şey kümesi D dizisi olacak. D dizisi. Yani DV dediğin zaman V node'una kaç maliyetle gidebiliyorum? Burada hani N8'e demiştik ya N8'in mesela D ise 1 artı 3, 4 olacak. Her seferinde değişebilir yeni bir maliyetlendikçe. Bir de PV var. Bu da parity gösteriyor. N8'in parity burada N2 olur. N2'nin parity de N1 olur. O da onu gösteriyor. Elinde 4 tane veri yapısı var. Bu 4 tane veri yapısı üzerinden yapılıyor. İşte burada başladık çalışmaya. Örnek. Şeyimiz bu. Grafımız bu. Birden başlayarak tamam mı? Evet, sıfırdan başlayarak diğer tüm nodlar olan en kısa mesafeyi bulmaya çalışıyorum. Başlangıçta S kümem, ben buna ters yapmışım onları arkadaşlar ya. Şu benim S kümem olacakmış, start kümem olacakmış. Anladınız mı? Şunu aynı yere geçelim. Bu S kümesi olacak. V de tüm nodların kümesi oluyormuş. Böyle olacak. Onun aynı şeye getirdim. Notasyona getirdim. Ters yapmışım notasyonu. Ters düzü yok da aynı notasyona getirdim. Tamam. Bir tane S kümem var. S kümesi başlangıçta 0. İçerisinde 0'a, 0'dan başladığına göre 0'a gitmenin en kısa yolunu biliyorum. 0 maliyette olduğun yerde bekle. 0. Tamam mı? Arta kalanı V-S'de 1, 2, 3, 4 var. 1, 2, 3, 4'e en kısa yoldan nasıl gideceğimi bilmiyorum. Tamam. Şöyle bir tane tablom var. Vardı ya 4 tane veri yapım vardı. 2 tanesi kümeler bunlar. Diğer 2 tanesine bakalım. Diğer 2 tanesi de diziydi. Bir tanesi DV dizisi. DV dizisine başlangıç nodundan oraya kadar olan mesafe işte sıfırdan bir numara node olan mesafe 10 dedim. Bunları dolduruyorum buraya kafadan ilk önce. Başlangıçta böyle yapıyorsunuz. Başlangıçta yaptığınız şey sıfırdan eğer oraya doğrudan bir tane link varsa onun kostunu buraya yazıyorsun. Eğer yoksa sıfırdan ikiye bir tane bakın gördüğünüz gibi link yok oraya sonsuz yazıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra sıfırdan 3'e link var mı sıfırdan 3'e? Var. Onun postunu da buraya yazdım. Sıfırdan 4'e var. Onun postunu da buraya yazdım. Bunlar en kısa mesafeler değil. Şu anda bildiğim en kısa mesafeler. İlk anda gördüğüm en kısa mesafeler. Yani sıfırdan 4'den link varsa bunları yazdım. Yoksa sonsuz yazdım. Parent'ten hepsini sıfır olarak yazdım şimdi. Yani 10'a gitmeye de sıfırdan 1'e gitmenin yolu doğrudan bir tane link ve postu da 10. Eğer öyle bir şey yaparsam bunun biri şeyi parent'ı olur. Tamam. İlk başlangıçta bu şekilde başladık. Başlangıçta tablo bu şekilde oluşturuluyor. Bunların hepsini DV'leri teker teker doğrudan link varsa onların postunu yazıyorsun. Parent olarak hepsini teker teker sıfır yazıyorsun. Sonra diyorsun ki bunların içerisinde en az costa gidebileceğin node'u bul bana. En az costa gidebileceğin node işte burada 10. Yani 10 eğer bunların hepsini para olarak düşünürseniz 10 liradan daha az para harcayarak sıfırdan hiçbir yere gidemezsiniz. Tamam mı? Doğru mu? 10 liradan daha az para harcayarak sıfırdan hiçbir yere gidemezsin. Ya acaba işte şöyle bir yer olsaydı şuraya gitseydim ondan sonra ona işte 1'e gelerek
daha az para harcamış olabilir miydim falan filan gibi şey düşünse olamaz. Yok. Çünkü oraya gittiğinin kostu ondan daha fazla. Ancak şöyle olur, nasıl olur? Belki 3'ten 5'e doğru bir tane link vardır. Onun değeri de eksidir. Tamam mı? Onun değeri de eksidir. Mesela buraya 30 liraya gidiyorsun. Sonra 3'ten 1'e gitmek için de birisi sana 40 lira ödüyor. Eksi 40 varsa şuradan şuraya. Olabilir ama Dijkstra negatif şeylerle çalışmıyor ağırlıklarla. Tamam mı? Dijkstra'nın bir numaralı varsayımlarından bir tanesi bu. Dijkstra negatif ağırlıklarla çalışmıyor. Yani Dijkstra için tüm ağırlıkların pozitif olması lazım. Eğer negatiflik varsa işin içerisinde Dijkstra uçuyor, çalışmıyor. Çünkü negatif olduğu zaman biraz önceki şeyimiz vardı ya, yani bu buradan 10 liradan daha az para harcayarak bir yere gitmenin yolu var mı diye sorduğu zaman hayır diyor Dijkstra. 10 liradan en az 10 lira harcaman lazım. Eğer ileride bir yerde negatiflik falan filan gelecekse git buraya dışarıdan para harcayarak, hatta sana para verecek başka yere gitme yollarını bulacaksın. O zaman Dijkstra'nın işi zorlaşıyor, Dijkstra çalışmıyor. Dolayısıyla bizim assumption'ımız, varsayımımız bu. Diyorsun ki 10 liradan daha az para harcayacak bir yere gidemem. Dolayısıyla 10 liradan daha az para harcayacak bir yere gidemeyeceğine göre 1'e geldiği zaman 0'la 1 arasındaki en kısa yolu bulmuş oldum. Dolayısıyla 1'i tutuyorsun, şu kümenin içerisine alıp buraya atıyorsun. Tamam mı? O kümenin içerisine alıp buraya atıyorsun. 0'dan 1'e gitmenin yolu 10. 10 lira harcayarak ya da 10 tane post harcayarak oraya gidiyorsun 0'dan 1'e gitmenin. Ve 0'dan 1'e giderken de birim parent'ını 0 olarak söylüyorsun ki 1'e nasıl geldin? 0 üzerinden geldin diyebilirsin. Ondan sonra başka bir şey yapıyorsun. Şimdi 0 ile 1 arasındaki en kısa, yani şu kümenin içerisindeki tüm en kısa yolları biliyorum ben. Diyorsun ki arta kalanlar üzerinde acaba şu 0'dan başlayarak şuralara doğru gideceğim ya ben. Acaba birim üzerinden giderek daha kısa bir şekilde gideceğim yerler olabilir mi diye düşünüyorsun. Tamam mı? Soru bu. Acaba şunların içerisinde yeni eklediğim birim üzerinden giderek daha kısa yapabileceğim yerler var mı? Şuna bakıyorum. Biri zaten ulaşmıştım. Bire bakmıyorum. 1, 2, 3, 4. 2'ye gitmek için birim üzerinden 10 artı 50, 60. 60'la gidebiliyorum 2'ye. Daha önceden 2'ye nasıl gidebiliyordum? Sonsuz. 60 sonsuzdan daha küçük olduğuna göre öyleyse ben 2'ye sonsuz kosta değil de 60 kosta gidebilirim. Hemen bunu buraya koyuyorsun. 60'ı getirdik, buraya yazdık. Ve 2'ye gitmek için birden geçmek lazım. Önce 1'e, sonra 2'ye. Buraya koyduk. Tamam mı? Bu işlemin sonunda hemen bir tane şu parent dizisine bakalım. Red Cross Service'e yine çok benziyor. Bu işlemin sonu şu davul tam doldurulduğu zaman DB'nin içerisinde ona oda gitmek için toplam kostun ne kadar olduğu ve ona oda gitmeden önce, işte 4'e gitmeden önce hangi parent'ten, hangi node'dan geçmen gerektiğini söyleyecek o sana. Teker teker onları söyleyecek. Burası TB. TB ve TC'nin manasını söyleyelim. Öyleyse de akşam adımları bu şekilde. Her seferinde şuradan bir tane node seçiyorsun. Buradan seçtiğin node'u nasıl seçiyorsun? Söyleyin bana. Şuradan bir tane node seçmek lazım her seferinde. V-S'den. Şurada bakıyorsun, en küçüğünü seçiyorsun buradan. Seçtikten sonra onu buradan alıp buraya atıyorsun S'ye. Ondan sonra diyorsun ki bu yeni node'un üzerinden, hani buradan diyelim ki hangisini seçeceğim bu durumda? Şunu 3'ü seçelim herhalde. 3'ü buraya attım ya, acaba 3'ün üzerinden 2 ve 4'e gitsem ben daha kısa yoldan gider miyim? Şu parent ve DV'yi değiştirebilir miyim diye soruyorsun. Onu yaptıktan sonra tekrar yeni bir tane node seçip yine bu update'i yapıyorsun. Şuradan bir tane node seçip bu tarafa atıyorsun, şu table'ı update ediyorsun. Teker teker bunu yapıyorsun ta ki V-S boş kalıncaya kadar. Tamam, bu aşamada bunu yaptım. Biri buraya attım. Biri attıktan sonra bir sadece şunu değiştirdi. 2'yi değiştirdi. Devam edelim. Şimdi hangisini seçeceğiz? Buradan V-S'den bir tane node seçeceğiz. Hangisini seçiyorum? 3'ü seçtim. 3'ü seçtim. S artık ne oldu? Bakın S kümesi burada. 0-1-3 oldu. V-S'e 2-4 kaldı. Sonra diyorum ki ya 3'ün üzerinden geçerek acaba 2 ve 4'ten bir tanesinin yolunu kısaltabilir miyim? Şimdi düşündüğüm zaman 3'ün üzerinden geçerek 2'ye gidelim. 30 artı 20, 50 etti. Daha önceki 2'ye gitmenin kostu ne kadardı? 60'tı değil mi? Ve 1'in üzerinden gidiyoruz. Hemen değiştiriyorum bunu. Diyorum ki 2'ye 50 kostla 3'ün üzerinden geçerek, işte burada. 3'ün üzerinden geçerek gidebiliyorum diyorum. Bunu buraya koydum. Tamam. Ondan sonra başka ne olabilir acaba 3'ün üzerinden geçerek? Bir de 4 mü vardı? Evet. 4'e gidebilir miyim acaba? 30 artı 60, 90 ediyor.
değil mi? 36, 60, 90 ediyor. Daha önceden 4'e 100 ile gidebiliyordum. Tamam, hemen onu da değiştirelim öyleyse. 4'e esasında 3 üzerinden gidebilirim. 3 üzerinden ve kosinüs 90 olur diyorum. Bir adımı daha tamamladık şeyin. Dijkstra'nın bir adımını daha tamamladık. Ondan sonra yine aynı yere geldik. Şu table'dan, şu table'dan kosinüs en düşük olanı seçmem lazım. Tabii ki elinde ne var artık? 2 ve 4. 2 ve 4 içindesinde kosinüs en düşük olan hangisi? 2. 2'ye diyorum ki ben 2'yi seçip 2'yi ve eksi s kümesinden s kümesine attığına göre artık 2'ye 50 kostan daha düşük bir kosta gidemem. Eğer bir öyle bir şey olsaydı daha önceden update olmuş olurdu. Ben de 2'nin kostunu düşmüş olurdum. 2'yi alıyor, dolayısıyla v-s'den s'yi atıyor. Artık elinizde ne var v-s'de? Sadece 4 var. 2'yi oraya attığına göre s artık böyle oldu. 0, 1, 2, 3 oldu. Çünkü önceden 0, 1, 3 vardı. Ve şu tabloyu update etmem lazım. Diyorum ki arta kalanlar içerisinde V-S kümesi içerisinde 2 üzerinden giderek daha kısa yoldan gidebileceklerim var mı acaba diye düşünüyorum. Geriye zaten 4 vardı değil mi? Şimdi bakalım. 4'e daha önceden kaç kosta gidiyordum? 90'la değil mi? 90'la gidiyordum ve 3 üzerinden gidiyordum. 2 üzerinden gitmeye çalışırsam ne olur? 2'nin kostu ne kadar? 2'ye gitmenin kostu 50. 50 artı 10, 60 ediyor. 60, 90'dan daha küçük. Öyleyse ben 4'e 3 üzerinden değil de 2 üzerinden gideyim diyor. Önceden 4'e 3 üzerinden gidiyordum 90 kosla. Şimdi diyorum ki hayır diyorum. 2 üzerinden gidersem şöyle. 2 üzerinden gidersem 2'nin kostu da işte burada varmış 50'ymiş. 50 artı 10, 60 ediyor. 60 daha doğru. Daha güzel. 60'ı buraya yazdım. 4'ün üzerinden. Ve parantezinde 2 yaptım onu. Parantezinde 2 yaptım. Sonra bir tane adım kaldı. O adım da ne? Elimdeki V-S kümesini tek kenarına alıp S'ye atmak. S'ye attığım zaman zaten ondan sonra iş bitiyor. Elimde sadece böyle bir tane tablo kalıyor. Ne diyor bu tablo? Sıfırdan 1'e gitmenin en kısa en az kostu diyor. 10'dur diyor. 2'ye gitmeninki 50. 3'ünki 30. 4'ünkisi 60. 4'ünkisi 60. Ve 4'e gitmenin şeyini söyleyeyim bana. Nasıl gideceksin 4'e? Tersten. 4'e gitmeden önce 2'ye uğraman lazım, 2'ye gitmeden önce 3'ye uğraman lazım, 3'e gitmeden önce 0'a uğraman lazım. Dolayısıyla 0, 3, 2, 4 diye gidiyor. Herhangi bir tanesini bulabiliriz. 3'e doğrudan git diyor. 1'e de doğrudan git diyor ama 2'ye gitmek için 3'e gitmen lazım. Anladınız değil mi? Böylelikle parantez üzerinden hem en kısa yolu DV ile en kısa yolun maliyetini bulabiliyorum, PV ile de en kısa yolu bulabiliyorum. Hocam bunda pek özel durumlar var mı? Mesela topolojik konsolukta bir hareket edilmesi, Asya tabii ki yapılması gerekiyor mu? Burada da öyle şartlar, connected veya connected olması gibi. Eğer connected değilse zaten bulamazsın bazı yerler. Yani bağlantısı yok. Sonsuz kalacak orada. Hani vardı ya başlangıçta, şurası sonsuzdu, ikininki. Onlara ulaşılamaz olduğunu gösterecek. O bir, negatif şey olmaması lazım. Negatif. Evet. Negatif cost olmaması lazım bir yerlerde. Eğer negatif cost varsa şeyimiz ne diyeyim varsayımız, temel varsayımlardan bir tanesi ihlal edilmiş oluyor. Takip o zaman çalışamaz. Bunlardan başka şey yok. Cycle olursa da herhalde çalışır değil mi? Cycle olsa da çalışır. Niye? Şey problemi yok. Yani cycle'ın içerisine girip döner soğuk kost sonsuza kadar artar falan diye düşünebilirsiniz ama bu en az kostla, yani en az kostla çıkmaya çalıştığı için cycle'lara hiçbir zaman girmeyecek. Cycle'lara doğrudan atlayacak. Cycle yok mu bunda zaten? Yok mu bizim şurada? Cycle yok ya. Ama 4 ile 0'ın arasında 4'ten 0'a bir tane yüzlü kost koyun. O iş devreye girmeyecek gibi. 4'ten 0'a. 4'ten 0'a doğru yüzlük bir tane kos koyun. 0'dan 4'e kadar var ama 4'ten 0'a da koyun bir tane. Yüzlük değil, hatta 1'lik kos koyun. Orada cycle oluşacak değil mi? 0, 3, 4, 0 arasında bir cycle oluşur. 4 ile 0 arasında bir tane şey koyarsanız. 10'luk bir tane kostlu link koyarsanız ya da edge koyarsanız. O bizim algoritmamız hiç etkilemeyecek. Cycle'ın önemi yok. Önemli olan negatif olmasın. Negatif olursa işler karışıyor. Efendim? O zaman recursion'la yakın bir iterasyon mu? Algoritmayı nasıl implement edeceğini sana bağlı. Yani her
recursion'e implement edilen şey iterasyonla implement edilebilir. Bunu recursive yapabilir miyim? Evet, burada S kümesi var. V-S kümesi var. Birisi büyüyor, birisi küçülüyor. Recursive istersen yazabilirsin. Kitabın algoritması nasıl hatırlamıyorum ama o recursive yapmamıştı herhalde. For, evet, iterative yapmış. İterative yapmış. Tamam, Dijkstra denen adamı. Dijkstra denen adamı. Shortest path formülü. Shortest path formülü ve çok sık kullanılıyor bu. Tüm matematikçilerin, tüm bilim adamlarının falan hemen hemen her yerde kullandıkları şeylerden bir tanesi. Yöntemlerden bir tanesi. İlginç bir yöntem, size de söyleyeyim mi? Nerede kullanıldığını. Çok karışık bir şey olmasın, korkmayın. Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? İlkokulda size öğrettikleri. Bu türlü şeyler, cümleler, verilerde değerlerdeki cümleyi verilerin ayı. Hatırlıyor musunuz? Şimdi, işte ne olabilir? Cümlenin öğelerini söyleyin bana. Yüklem özne. Şimdi bu yüklem olabilir, özne olabilir. Nesne başka? Kolaylık. Cümle çok olabilir. 4 tane. Bu da olabilir. Değil mi? Sonra bu da olabilir. Ya öyle saçmalık olur mu ya? Hiç gittiden özne olur mu falan filan diye düşünmeyin. Çünkü bazı şeyler, bazı kelimeler yerinde bulunduğu duruma göre bazen özne, bazen de şey olabiliyor. Nesne olabiliyor değil mi? Ailenin nesli olma durumu falan filan olabilir. Şimdi bu bir esasında bir graf. Nasıl bir graf? Şurada bir tane dummy graf var diye düşünün. Burada da bir tane dummy node var diye düşünün. Bunların hepsi birbirine bağlı. Şu şekilde. Sonra bu da bunların hepsine bağlı. Ve bu da bunların hepsine bağlı. Anladınız mı ne yaptığımı? Sonra bunlar da hepsine birbirine bağlı. Sonra bir de bu. Şimdi Ali okula gitti. Ne yapmam lazım? İşte bu, ben biliyorum ki bu bu da nesne mi olacak? Size versen böyle yapardınız ama bilgisayara bunu yaptırmaya çalışıyorum. Bunu öğelerine ayır demeye çalıştığı zaman şey şu. Buradan şu S'den başlayarak, start'tan başlayarak destination'a kadar bir tane bana yol bulacaksın. Grafta bir tane yol bulmak bu değil mi? Bu bulduğun yol ne olabilir? Buna gelebilir, buna gelebilir, buna gelebilir, buna gelebilir. Yani şurada uğradığın her bir not şuna bir tane cümle öğesi atıyor. Şu dört tane bir tanesini seçiyor. Dört tane bir tanesini seçiyor. Şimdi diyorsun ki ben bunlara cost vereceğim ya. Her birine birer tane maliyet vereceğim. Verdiğim maliyet de şöyle oluyor. Diyorsun ki ya ben şu ana kadar baktıklarımın içerisinde, baktığım tüm cümlelerin içerisinde diyelim ki elinde milyon tane cümle var. Milyon tane cümle var. Tamam mı? Milyon tane cümlenin içerisinde alt tarafta 10 üzeri 6 sadece 3 tanesinde yüklenden sonra nesne gördüm. Tamam mı? Bu yüklem, nesne. Sadece 3 tanesinde gördüm. Ondan sonra 10 üzeri 5 bölü 10 üzeri 6 tanesinde de özne, bu yüklem, nesne, bu özne tümleç. Bu kadar gördüm. Anladınız değil mi? Yani şu edge'lere cost vermenin yolu ne? İstatistik. Bana daha önceden baktığın cümlelere bakıyorsun. Onların istatistiklerine göre diyorsun ki bunun olma ihtimali, bunun olma ihtimali, bunun olma ihtimali. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ne? Cost'u en aza indirmek. Tabii seçmeye çalıştığım edge de şu esasında. Özne, finleç şeyi. Bu bundan daha büyük. Dolayısıyla bunları ters çevireceğim. Yani bunların bir bölülerini alacaksın. Bunlar probability yani şey ya, bunlar ihtimal hesabı ya. Onları da terslerini alıyorsun. Bu ihtimallerin hepsinin terslerini şu edge'lere teker teker yazıyorsun. Sonra bunlara teker teker yazıyorsun. Tamam mı? Bu bir. Edge'lere verdiğin cost. Bir de ayrıca şu node'lara da cost veriyorsun. Node'lara da cost veriyorsun. Yani Ali'nin yüklem olma ihtimali, onu da koyuyorsun oraya. Baktığın tüm cümleler içerisinde Ali'nin yüklem olma ihtimali 0 bölü 1 milyon. Yok, öyle bir görmedim.
Ama Ali'nin tümleç olma ihtimali vardı, Ali'nin nesne olma ihtimali vardı. Ali'nin icabında biraz yüksek kalıp kafadan yüklem olma ihtimali de vardı. Yani hem ejilere hem nodlara cost verebilirsin. Ya da şeyin içerisine, yani şunun cost'unu, yani şu nodun cost'unu şu ejinin içerisine yedirebilirsin. Buradan buraya en kısa yolu bul dediğin zaman sana otomatik olarak şunlara bir tane atama yapıyor. Bir tane otomatik olarak atama yapıyor. Dolayısıyla cümlelerin öğelerin ayrılmasında Dijkstra'nın algoritması ve onun varyasyonları sıkı bir şekilde kullanılıyor. Cümleleri niye öğelere ayırırsınız ki? Ne işe yarar cümleleri öğelere ayırma? Ne işe yarar? Sen duyuyor musun o şeyleri? Yani utanıyorsan söyle, utanmıyorsan bir gün söyle. Anlayalım. Yani sonuçta insanların konuştuğu biri bilgisayar anlamıyor ve bu şekilde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz de bu anlamıyor ki sadece cümleyi öğrenen ayırıyor. Bugün cümlenin öğrenen ayırırız, yarın anlarız. Bugün onu yapar mı? Hayır yok, bu güzel bir cevap değil. Bugün cümleyi öğrenen ayıran, yarın cümleyi öğretmezsen yazmasın. Yok. Bugün cümleleri öğelerine ayıran yarın Türkçeden İngilizceye çeviri yapabilir diyeceğiz. Niye? Önemli çünkü. Yani adam neydi şey güzel örnekleri vardı. Hani play gitar dediği zaman hani play, I play gitar ne demek Türkçe'ye çevir hemen I play gitar. Tamam mı? Ben gitar çaldım diye çeviriyorsun ama hiç kimse onu şey diye düşünmüyor. Bu adam gitar çaldı. Peki ben gitar çaldım İngilizceye çevirin. Hayır, I stole gitar da olabilir. Anladınız değil mi? Yani şeyine göre, yani bu verdiğim örnek bu cümlenin öğelerini çürerek çıkmıyor ortaya falan ama cümlenin her bir kelimesinin aldığı duruma göre tümleş miydi, yüklen miydi, şu muydu, bu muydu, çeviri oldukça fark ediyor. Eğer öğelerini ayırıp öyle çevirirseniz yaptığınız çeviriler çok daha sıkı, çok daha güzel çeviriler oluyor. Cümlenin analizinin yapılması lazım ilk önce. Bu arada sadece bir tane örnekti. Doğal dil işlemeden. Görüntü işlemeciler çok kullanıyorlar bunu. Tamam mı? Görüntü işlemeciler çok kullanıyorlar. Görüntü işlemecilerin de yaptıkları şey şu. Şunlar hani pikselle. Piksel ne demek? Piksel ne demek? Resimler esasında böyle küçük küçük noktalardan oluşuyor. Hani %100 resim derler ya. Yüzlük bir maddes. Her bir noktanın değeri var. İşte 0-255 arasında değişiyor. 0 olduğu zaman siyah, 255 olduğu zaman beyaz falan. Bunları her bir piksel node gibi düşünüp bunları birbirlerine bu şekilde bağlıyorlar. Bunların cost'u da ikisinin arasındaki cost da tamam mı? O iki tane piksel birbirlerine ne kadar benzerse mesela bu 255 bu 255 ise aradaki cost 0 diyelim. Buradan buraya gitmek çok ucuza mal oluyor. Ama bu 0 bu 255 ise şunun ağırlığı 255 oluyor. Buradan buraya gitmek maliyetli oluyor. Dolayısıyla resmin bir ucundan diğer ucuna git dediğin zaman adam nasıl gitmeye çalışıyor? Aynı objenin, aynı nesnenin üzerinden gitmeye çalışıyor. Niye? Çünkü pikseller arasındaki farkın en az olmasını istiyor. Tamam mı? Pikseller arasındaki farkın en az olmasını istiyor. Dijkstra burada da kullanıyor. Network'ü de çok kullanıyorlar. İşte diyorlar ki bu benim network'üm olsun. Ağırlığı şeyler var ya, haberleşme network'leri, haberleşme ağları. Benim şeyim, başlangıçtaki bilgisayarım burada, Google'un Amerika'daki server'ı da işte burada, arasında bu kadar router başka bilgisayar var. Hangi yoldan gidiyorum? İşte şunlar, bu yoldan gitmenin kostu, bu yoldan gitmenin kostu, bu yoldan gitmenin kostu. Oralarda falan Dijkstra'nın algoritması çok yerde kullanılıyor. Bir dynamic programming. Özel bir tane hali Dijkstra'nın algoritması. Algoritmanın kendisini vermiş burada. Bir numaralı adım ne? S'e start vertex'i koy ve eksi S'yi de arta kalanını koy. Sonra initialization step'i var. Initialization step nasıldı? V eksi S'deki tüm elemanlar için her birinin parent'ini bir defa S yap. Tamam mı? Ondan sonra her birinin cost'una da eğer S ile onun arasında bir doğrudan link varsa onun kostunu yak yoksa sonsuz yaz. Yoksa sonsuz yaz. Ondan sonra V eksi S'nin üzerinde bir tane loop'la devam edeceksin. Kaç defa dönecek bu loop? V eksi S'de yani esas şu loop'un kaç tane döneceği ve orijinal olarak V'nin içerisinde kaç tane eleman, kaç tane node olduğuna bağlı.
Ondan sonra ne yapıyorsun? Vexis'in içerisinde D, D dizisinin değeri en düşük olanı buluyorsun. D, bunu buluyorsun. Onu alıp getirip Vexis'den alıp S'ye atıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki S'ye yeniden eleman aktım. Acaba bu S'nin üzerinden arta kalanlara gidersem onların kostu ne olur diyorsun. Bu da onu hesaplıyor. Remove you from V minus S and add you to the S. For all V adjacent to U in V minus S, if V U plus W U V, bu ne? Şu ne? W U V ne? U'dan V'ye gitmenin direkt kostu değil mi? Graf üzerindeki edge yani. U'nun odundan V'nin odun arasındaki edge'in kostu. Ağırlığı. DU ne? DU'da U'ya starttan gelmenin kostu. U'yu yeni eklemiştik, dikkat edin buraya. İşte diyorsun ki yeni eklediğim node'la yeni eklediğim node'dan V'ye gitmenin kostunu topladığım zaman eğer bu DV'den daha düşükse DV neydi? Daha önce starttan V'ye gitmenin kostu bildiğim kostuydu. Daha düşükse o zaman ne yapacaksın hemen? DV'ye DU artı W'yi koy, PV'ye de U'yu koy diyorsun. Bu loop'u da dediğim gibi bitinceye kadar devam ettiriyorsun. Bitinceye kadar devam ettiriyorsun. Daha yüksek algoritması bu. Çalışma karmaşıklığı ne kadar bunun? Şuradan bir tane ne geliyor buradan bir tane? V geliyor değil mi? V tane yapacak bunu. Ondan sonra arta kalanların içerisinde en düşük olanını bulman lazım. Yani bir tane arama yapman lazım gibi bir şey. Şu ne diyor? For all diyor. Find the smallest du. Tamam mı? Dizinin içerisinde bir arama yapıp V-S'nin en küçüğünü bulman lazım. Onun kostu ne kadar? V yenir. Yine bir V'de olan gelecek ama çok akıllı bir şekilde yapabilirim onu. Eğer sıralı tutarsam onu değil mi? Evet. Ama sırası bozulabilir onun. Sıralama da en logen. Eğer ben onu bir heap'le tutarsam heap güzel mi? Heap bana ne verecek? Sürekli en küçüğü verecek değil mi? En küçüğünü alacağım oradan. En küçüğünü alabilirim oradan. Dolayısıyla order one'da bulabilirim en küçüğünü. En küçüğünü order one'da bulabilirim. En küçüğünü order one'da bulduktan sonra ona komşu olan herkesi almam lazım. Ona komşu olan herkesi almak için adjacent list çok güzel değil mi? Bana tüm komşularını verdiğin zaman sana bir tane linked list veriyor. O link listeyi alacaksın, onun üzerine teker teker bunun kostu nedir diye teker teker onları soruyorsun ve ama adjacent liste de şunun arasındaki bir dakika elimde zaten var o. Tamam. Onda bir problem yok. Şurada her zaman da yapabilirim. Dolayısıyla bir V buradan gelecek. Order one'da bunu yapabiliyorum. Arta kalanı da buradan yapmam lazım. Edge'de de buradan yapmam lazım. Her bir V'nin tüm Edge'lerine bakmam lazım. Bu order A'ye falan filan geliyor toplamda. Bu kadara geliyor. Order A'ya geliyor. Biraz sonra daha şey analize var da şöyle bakayım. Çok koymamışım bir analize. Her birece teker teker bakmak gibi bir şeye denk geliyor yani. Her birece birer bakmak order A'ya denk geliyor. Tamam, bu benim Dijkstra'nın çalışma şekli, algoritması ve örneğiydi. Sorusu olan yoksa bir sonraki örneğe bakacağım. Var mı sorusu? Tamam, bir sonraki örneğe bakalım. Bir sonraki örnekte Trim'in algoritması. Yeni bir tane algoritma. Trim'in algoritması daha ki seninkine benziyor ama amacı farklı. Bu minimum spanning tree'yi bulmaya çalışıyor. Minimum spanning tree. Bu da diyor ya, MST diye de söylerler bunu. Minimum spanning tree. Algoritmacıların falan çok üzerinde uğraştıkları problemlerden bir tanesidir. Spanning tree ne demek? Spanning tree. Spanning tree demek verilen bir tane graf alıyorsun. Şunun gibi bir graf ya. Şunun gibi bir graf. Bu grafın tüm edge'lerini kullanmadan bazı edge'lerini kullanarak sadece tüm nodların aynı şekilde birbirine bağlı olmasını sağlayan bir tane tree. Tamam mı? Sadece bazı edge'lerini kullanıyorsun. Hepsini değil. Tüm edge'lerini kullanmıyorsun. Diyorsun ki şu edge'i kullansam, şunu kullansam hala graf birbirine bağlı kalıyor. Bir tane tree yapıyorsun. Buna spanning tree deniyor. Minimum spanning tree de olabilecek tüm tree'ler arasındaki kostu en az olanı.
Konsey hesabında. Mesela şöyle bir şey. Burası bir şehir, başka bir şehir, başka bir şehir, başka bir şehir, başka bir şehir. Tamam mı? Bunlar bu şekilde birbirlerine bağlanabilirler ya da bağlılar. Tamam. Ve bunların aslında diyelim ki bu şehirler arasındaki yol masrafı bunlar. Yani A'dan D'ye doğrudan yol yaparsam ben, bu bana 100 liraya mal olacak. Bu 50 liraya, bu 10 liraya, bu 5 liraya, bu 7 liraya, 8 liraya, 90 liraya ve 8 liraya. Bunları yapabiliyorum. Soru şu. Soru şu. Bu şehirleri birbirine bağ tutmak istiyorum. Yani A'dan çıktığım zaman her bir yere ulaşabilmem lazım. Bunu birbirine bağ tutmak istiyorum. Bana öyle bir edge kümesi bul ki hem bu şehirler birbirine bağlı kalsın hem de bu yolları yapmanın masrafı minimum olsun. Minimum spanning tree'yi bulduğunuz zaman spanning tree neydi? Şu grafın connectivity'si olduğu gibi kalacak. Artı bunu sağlayan bir tane tree bu demek. Minimum spanning tree'de bunu sağlayan minimum cost'u bir tane tree bulması demek. Bu şeylerden önemli. Dediğim gibi yani yol yapımında, işte network'ün kurulmasında, başka aklımda gelecek craft'la ilgili diğer problemlerin çoğunda şey mesela Facebook şeyini düşünün. Facebook grafını düşünün. Facebook grafı üzerinde bir tane spanning tree bulmaya çalıştığınız zaman ne diyor? İnsanların birbirini tanıyanlar, dolaylı yoldan tanıyabilecek şekilde bir tane tree bulacaksın bana. Ama orijinal işlerin hepsini de kullanmak zorunda değilsin dediğin zaman ya da hatta onun minimum spanning tree'sini yaptığın zaman bir insan bir insanı tanıyorsa yeni tree üzerinde tanıyacak ama doğru yollardan tanıyabilir diyorsun. Bununla ilgili bir tane bana tree bul. Bu işte minimum spanning tree'in uygulaması. Bunu da bulan bir tane adam var. Minimum spanning tree uygulaması da bu adam. Prim deniyor. Bu adam da prim. Dolayısıyla bu arada primin algoritması deniyor. Bir önceki Dijkstra'nın algoritmasıydı. Bu da primin algoritması. Dijkstra'nın en kısa yol algoritması. Shortest path algoritmi doğru. Bu da primin minimum spanning tree algoritması. Minimum spanning tree is a subset of the edges of a graph such that there is only one edge between each vertex and all of the vertices are connected. Değişik şekilde anlatmış bunu. There is only one edge between each vertex. Her bir vertex arasında sadece bir tane edge var. Tamam mı? And all of the vertices are connected. The cost of a spanning tree is the sum of the weights of the edges. Spanning tree'nin cost'u bu kadar. O edge'lerin hepsini topladığınız zaman spanning tree'nin cost'u elde edilmiş oluyor. Tamam. Biz bulmaya çalıştığımız minimum spanning tree ile en az maliyetli tree bulmaya çalışıyoruz. En az maliyetli. Grafımız böyle olabilir. Grafın tüm cost'larını topladığınız zaman büyük bir rakam çıkabilir. Ama en az maliyetli tree'yi bulduğun zaman bundan daha ucuzunu yapamazdım bunları connector tutarak gibi bir mantığı var adamlar. İsterseniz bakalım. Şeye çok benziyor. Dijkstra'nın algoritmasına çok benziyor. Hatta onun birazcık basiti. Dijkstra'nın algoritmasında şey vardı. Start vertex olan uzaklık vardı. Bunda start vertex olan uzaklık yok. Hani bir iki tane kümemiz vardı ya. Bir tanesi S kümesi, bir tanesi V-S kümesiydi. S kümesinde başlangıçtan olan uzaklıklarını bildiğim elemanlar vardı. Burada da bilmediklerim vardı. Bu da ona benzeyecek. S'nin içerisinde başlangıçtan olan uzaklık yok. Minimum spanning tree olan uzaklık var. Bunlar da ona eklenecek olanlar. Yani herhangi bir node olan uzaklık benim için düşükse onu alıp bekliyorum. Şöyle. Bu başlangıçtaki bizim şeyimiz olsun, grafımız olsun. Bunun minimum spanning tree'sini bulmaya çalışıyoruz. Diyor ki adam, eğer bunun minimum spanning tree'sini bulacaksan, bakın burada start vertex'i falan gibi bir şey yok. Çünkü şuradan başlayarak minimum spanning tree laf edilmiyor. Bunun minimum spanning tree'ini bulacaksın, tüm grafını. Diyor ki adam, eğer minimum spanning tree oluşturacaksa 1 ile 2'yi bundan daha kısa bir yoldan daha az maliyetli bir şekilde bağlayamazsın diyor. Tamam mı? Dolayısıyla hemen gitmiş buraya yapıştırmış bunu. Tamam. Minimum spanning tree'yi en düşük maliyetli edge etrafında oluşturmaya başladı. Ondan sonra diyor ki 0 ile 2'ye bağlanabilecek en düşük cost'lu edge'i bana bul. Bakıyorum. 0'a bağlı olanlar 5 var, 6 var, 5 en düşük gibi. 2'ye bağlı olanlar 5 var, 5 var, 4 var. 4 en düşük çıktı. Yani 5, 5, 5, 6, 4'ten 4 en düşük. Öylesi diyor ben 5'i buraya bağlayacağım.
Artık elinde 0-2-5 var. 0-2-5. Onu yani şekilde 0-2-5 arasında en düşük maliyetle bağlanabileceğim kim var? 5-6 var. 5-5-4'ü bağladım. 5'e bağlanan 5 ve 2 var işte. 2'yi bağlayabilirim. Hemen geliyor burada 2'yi bağlıyor. 0-2-5-3 arasında en düşük maliyetle bağlanabileceğim kimler var? Tabi baktığı zaman görüyor ki şurada 5 varmış. 5'ten daha düşük. 5'i de buraya bağlıyor. En sonuncusunda da bunun üzerinden 3'te beraber bunu bağlıyor. İşte minimum spanning tree'yi buldum. Toplayın bunu. 3, 7, 10, 15. Kostu 15. 15'lik bir kostla şu grafı bir yerde tutabilecek, fully connected bir şekilde, fully connected, connected bir şekilde bir yerde tutabilecek bir tane spanning tree buldum. Minimum spanning tree'yi buldum. Bu da primin algoritması. Ne farkı var Dijkstra'nın algoritmasıyla? Dijkstra'nın algoritması her seferinde yeni bir node eklerken şuradan hani buradan buraya bir tane yeni node eklerken ne yapıyordum? S'ye olan uzaklığı üzerinden konuşuyordum. Burada S'ye olan uzaklık değil. Oluşmuş olan tree'ye olan uzaklık. Dolayısıyla hani S'den başlayarak buraya gelmenin kostu demek yok. Bu tree'den başlayarak buraya gelmenin kostu var. Dijkstra'nın algoritmasına göre primin algoritması daha basit bir algoritma. Daha basit bir algoritma. Yine bu da çok sık kullanılan algoritmalar, üzerinde çok çalışılan algoritmalardan bir tanesi. Var mı sorusu? Evet. Hocam Dijkstra ile kullansak, ondan sonra güzel, kullanılmayan kullanılmayan edge'leri silsek aynı sonucu elde eder miyiz? Dijkstra'yı çalıştıralım. Çalıştıralım. Kullanılmayan tüm edge'leri silelim. Ha şu parent dizine parent'ın oluşturduğu ağaca bakalım. Parent ağacı. Evet, parent'ına ve child'larına tek tek bakalım. Evet. Onun dışındaki bütün edge'lerini silelim. O da bir tane spanning tree olur. Evet. Spanning tree olur ama minimum spanning tree olmaz. Mı? Olmaz, yok, minimum spanning tree olmaz. Çünkü sen start'tan ulaşmaya çalışıyorsun. O bazı yerleri daha uzaktan giderek yani cost'u daha fazla olarak örnek vermeye çalışalım şuradan. Ne yaptın mesela? 0. 0'dan buraya gitmenin yolu burası da 6, bu da 6. Cartia'dan bunu buradan 6'ya alabilir çünkü daha kısa yoldan gitmenin yolu yok değil mi? Doğrudan buradan sen şunu bağlamış oldun, tamam mı? Anladın mı? Hı. Bir içinde bunu yaptı. Bir defa şunu almaması gerekiyordu, aldın sen. 6'yı buraya koydun. Villa artık bağlı olmanın yolu bu. Şimdi tesadüfen burada da şuraya da almış oldu ama bu örnek güzel bir örnek çıkmadı ya. Onu tam diğerlerinde var mı? Görebiliyor musunuz? Siz şunu koyduğun için bugünün, yani burada olmayan ama Dijkstra'nın içerisinde koyabileceği bir şeyler var falan diye bir şey var. Dijkstra'nın örneğindeyken şey yapmıştık. İlk başta 1'e gittik ama en son 3'de hiçbiri uğramamıştık. Mesela 1'e uğramamıza gerek yoktu çünkü kost pahalıydı. Yani 1 bağlanmayacak böyle bir şey olur. 1 hiçbir şeye bağlanmayacak mı? Bir önceki örnekte bağlanmayacak. Evet. Diyorsun ki burada hepsi bağlanmış. Şuraya gitmenin yolu ne peki? 5 ediyor burası. Olmadı. 4'e gitmenin yolu. Tamam bak bu 4'e gitmek için ne yapıyor? Şöyle yapıyor. 1 artı 5, 6 artı 3. 7. Buradan 7 ile gelebiliyorum değil mi? Evet. Bu adam böyle yapıyor ama. Daha pahalı. Tamam mı? Dolayısıyla Dijkstra bunu böyle çekecekti. Dolayısıyla şu 6'yı seçecekti. 6'yı seçecekti. Yani buradan buraya bağlamak için 6'yı seçecekti ama adam 4'e bağlamak için böyle yapmış. Şimdi ben buna 6'yı seçtim. Ondan sonra buraya bağlamak için de ya bu 6'yı seçeceksin ya 3'ü seçeceksin. Tamam mı? Ne oldu buradan? 5'e atmış oldu. Yani 5 yerine 6'yı kullanmış oldu. Daha pahalı bir tane tree'yi kullanmış oldu. Tamam mı? Hocam bir de Dijkstra yok. Evet. Yönlü değil mi? Yani istediğim gibi yönlü değil, olmak zorunda değil. Hayır. Yönlü olmak zorunda değil. Bu da yönlü olmak zorunda değil. Dijkstra yönlü olmak zorunda. Bir öncekinde yön vardı şu verdiğimiz örnekte ama o yönleri çıkarın. O okların hepsini silin. Şöyle aynı şey diye çalışacağım. Yönlü olmak zorunda değil Dijkstra. Tamam güzel. Başka soru soran var mı? Hocam prim çalışıyor mu? Primlerde çalışıyor mu? Negatiflerde. Evet. Belki de çalışıyordu ya. Çalışıyor. Evet.
Benim çalışıyor olabilir, emin değilim ya. Benim çalışıyor olabilir çünkü onun yerine bunu seçtiği zaman bir yerde denk geldiği zaman nereden başladığını bağlıyorum. Çalışmayabilir, yok. Çalışmayabilir. Şöyle bir şey düşün. Ha, negatif olduğuna göre hayır hayır yok, çalışır çalışır. Negatif olduğuna göre hani diyecektim şu an eksi 5 olsaydı. Bu eksi 5 olsaydı eğer doğrudan bunu buna bağlayacaktım. Ben düşükten başlayacağım. Tam emin değilim. Büyük bir ihtimalle çalışıyor bu. Ben şey düşünüyorum. Şimdi bunu seçtim, daha sonra negatif bir gelecek. Negatif olduğu için ejderin bazıları zaten ilk önce negatiflerden başlıyor eklemek. Kostu daha az çünkü sanırım. Evet. Spirit Fusion o zaman say kullanmaması gerekiyor değil mi? Zaten bu tri bu. Tri ya. Tri demek ki evet, köyde bunda başladık. Her zaman bunun bu. Böyle gidiyor. Tri olduğu için zaten şey değil. Sakin olamaz. Ve ne diyordu zaten? Her bir şey aslında tanımı bu. Subset of the edges of a graph such that there is only one edge between each vertex diyor. There is only one edge between each vertex. Tri zaten böyle bir şey. Tamam, bu çapta bu kadar arkadaşlar, öyleyse bir sonraki çapta başlayalım. 10 dakika verelim, biz önce başlayalım. Tam bir defa bakın, graf ayarlarımızı devam edelim ondan sonra. Graf çeşitlerin hemen hemen özünü bu anlatır herhalde. Data structure olarak en sonunda sadece bir iki tane grafla nerede kullanıyla alakalıyla bir şey yaptık. Data structure dersiyle alakalı kısım birazcık burasıydı herhalde. Bu sınıfların bir şekilde bir araya getirilmesi, üst tarafta interface, alt tarafta implementation bölümleri. Chapter'ın sonuna doğru da grafla ilgili bir iki tane algoritma. Sonra atladığım bir chapter vardı, oraya gelmek istiyorum ben. Sıralama, sort chapter'ı. Sıralamayla ilgili zaten epeyce bildiğimiz şeyler var. Yani sıralama yaptınız. Hatta bir iki tane, belki üç tane sıralama yöntemi biliyorsunuz. Hatta belki de bu veri yapılar dersi aldıktan sonra bu kadar şey yapıldıktan sonra söylesem sıralama yapalım falan filan desem verimli sıralama yapma yöntemleri falan da bulabilirsiniz ama literatürün bildiği, herkes tarafından isimleri bilinen sıralama algoritmalarına beraber baksak iyi olur. Bu chapter'ın amacı o. İlk önce ama şöyle başlayacak. Java sıralama algoritmaları nasıl kullanılıyor? Java interface'lerine bakacağız bu köşevi. Yani sıralama yapmak istersek Java'nın hangi tool'ları oranına bakacak. Zaten hep öyle yaptık. Yani tüm chapter'ların başında Java bu işi nasıl yapıyor? Java linked list'leri nasıl yapıyor? Java grafı nasıl yapıyor? Java ondan sonra şeyi tree'leri nasıl yapıyor? Hash'i nasıl yapıyor? Hep onlara baktık şu ana kadar. Burada öyle olacak. Java sıralamayı nasıl yapıyor? Ondan sonra sıralamanın implementasyonu ve analizi hakkında konuşmaya başlayacağız. Java sıralamayı bu şekilde yapıyor. Bir sürü metot var. Bu bir sürü metodu değişik overlord'la beraber kullanıyorsunuz. İki tane temel sınıf var sıralamayı içeren. Bir tanesi, şimdi bunlar genelde gördüğünüz gibi hep metotlar. Şuraya dönersem eğer. Bakın bunların hepsi birer metot. Statik metotlar. Şunun ne yaptığını anlamak zor bir şey değil. Ne yapıyor bu? Bir tane integer dizisi alıyor. Ve onu sıralıyor. Statik bir metot. Tabii global metotlar yok Java'da. Bu arrays denen bir tane sınıf var ya. Arrays denen sınıfın içinde statik bir tane metot. Arrays.sort dediğiniz zaman bir tane integer dizisi verirseniz küçük iğli. Onu sıralıyor. Ya da integer dizisi değil de boolean dizisi, double dizisi, float dizisi ne vermek istiyorsanız tüm primitive dizileri, tüm primitive tipleri bunlar teker teker sıralıyor. Bunu şeyin içerisine koymuşlar. Arrays'in içerisine birer birer koymuşlar. Arrays'in sınıfın içerisine tüm primitive tipleri sıralama yöntemi var. Ama tüm diziyi değil de dizinin belli bir kısmını sıralamak istiyorsanız şu overload'u kullanın. From index to index. Tamam mı? Dizinin sadece bir kısmını kullanmak istiyorsanız işte bu overload'u kullanacaksınız. İki tane index veriyorsunuz. Peki ben primitive tipleri sıralamak istemiyorum. Ben objeleri sıralamak istiyorum. O zaman ne olacak? O zaman işte şu metodu, şu overload'u çağırıyorsunuz.
objeleri alıyor. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir obje dizisini sıralayabiliyor da iyi de obje dizisini sıralamak için karşılaştırmak lazım. Onun için ne lazım? Onun için adam diyor ki onun için şunu kullanacaksın. Onun için ne kullanacaksın söyleyin. Onun için şunu açalım. Comparable interface olan objeleri Comparable interface'ini implement etmiş olan orada bakın şurada bir yerlerde yazıyor. Küçültmek için bunu bayağı küçülttüm ama ben isterseniz şöyle bir büyütüp şöyle yapalım. Comparable interface'ini implement etmiş olan metotları, implement etmiş olan objeleri sıralayabilir. Çünkü sıralamada şey var. Büyük mü küçük mü ilişkisi var ya. Comparator'u çağırıyorsun. Comparator'un ne return'ini hatırlıyorsunuz. Eksiye, artı ya da sıfır return ediyor. Ona göre sıralamasını yapabilirsiniz. Eğer objeler, şurada bahsedilen objeler comparable interface'ini implement etmişlerse. Aynı şekilde from index to index dizinin belli bir kısmına sıralamak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Primitivelerle yapabiliyorsunuz, objelerle yapabiliyorsunuz. Peki benim sınıfımın compare to'su yok ya da comparable interface'i implement etmemiş. Ya da implement etmiş ama ben onun compare metodunu kullanmak istemiyorum sıralama yaparken. Tamam mı? Başka bir tane compare metodu kullanmak istiyorum. Bunun gibi bir şey daha yapmıştık hatırlıyorsanız. Onun için komparatör kullanıyoruz. Komparatör sınıfı. Diyorsun ki işte bu benim bir tane T dizim var. Onu sırala ama sıralarken ben sana bir tane komparatör objesi vereceğim. Tamam mı? Komparatör objesinin içerisinde compare diye bir metot var. Sen onu benim objelerimi içine koyarak çağıracaksın. Ve onun sonucuna göre sıralayacaksın bunu. Böylelikle T dizisinin comparable olmasına gerek yok. Comparable olsa bile onun içerisindeki comparator'unu kullanmasını istemiyorum. Başka bir şekilde karşılaştırmak istiyorum. Öğrenci sınıfım var. Öğrenci sınıfının comparator'su belki soyada göre karşılaştırma yapıyor. Belki ad artı soyada göre karşılaştırma yapıyor. Beni ilgilendirmiyor. Ben öğrencileri notlarına göre sıralamak istiyorum. Ya da öğrenci numaralarına göre sıralamak istiyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen bir tane comparator yazıyorsunuz. Komparatörün içerisinde ne var? Compare diye bir tane metot var işte burada. Compare diye bir metot var. Compare aynen şeye benziyor. Compare to'ya benziyor. Compare aynen compare to'ya benziyor. Onu çağırıyor. İki tane parametreyle beraber büyük ve küçük bir ilişkilere göre sıralamasını yapıyor. Aynı numaranın indeksisi bu da. Yani komparatörle beraber iki indeks arasında sıralanmasını istiyorum dediğiniz zaman da bunu yapıyorsunuz. Şunun hakkında konuşmuş muyduk daha önceden şunun hakkında? Bu ne demek? Daha önce gördük bunu. Bir iki defa bahsettim ama belki üzerinden geçtik. Bunun manası şu. Yani bu şuraya T yazabilirdim. T'nin komparatörü olabilirdi. Bu bilmiyor. Ya T'nin komparatörü ya da T'nin herhangi bir süper sınıfının komparatörü olabilir bu diyor. T'nin bir süper sınıfının komparatörü olabilir diyor. Mesela şey. Şöyle bir tane hiyerarşimiz vardı Cevan İlkes'le hatırlıyor musunuz? Siz neden hatırlayamazsınız tabi. Ders arasında İlker güzel, İlker sen miydin o soruyu soran? İlker burada mısın hala? Evet hocam burada. Dedi ki ya hocam burada hangi sen algoritma seni 5 yaşındaki çocukla icat ederdi bunu niye bize anlatıyorsun dedi. Güzel bir soru yani ilk önce özellikle primer algoritmasına. Primer algoritması ne diyordu? En küçük kostolarla ejderhal birbirine ekle falan filan diyordu. Tabi onları şimdi ben tüm size grafın yapısını verdim. Ondan sonra graf üzerinde çalışan algoritmalara verdim. Grafın ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatmak için Facebook'tan vermediğim örnek kalmadı. Ortamı hazırlayıp algoritmayı verince basit gibi geliyor. Dijkstra ya da prim ilk önce grafın işe yaradığını insanlara ispat ediyor, gösteriyorlar. O algoritmaların işe yaradığını gösteriyor, ispat ediyorlar. Bir de algoritmaların optimal çalıştıkları ispat ediyorlar. Tamam mı? Yaptıkları az şey değil yani. İnsanlar graf diye bir şey bilmezken adam graftan bahsediyor. Graf üzerinde şu algoritmalar çalışılabilir diyor. Optimal zamanda çalışabilir diyor ve ben diyor bu teoriyi kullanarak şu pratik problemi çözdüm. Onları ikna ediyor. Ondan sonra isim kurulmaya başladı. Şeyleri o. Yaptıkları katkı, bilim dünyasına yaptıkları katkı oradan isimler onların üzerine kurulmuş. Tamam güzel. Onu söyledik. Sen başka bir şey daha soruyordun ya. Dönemin başında ne diyorsun? Aslında tutuk notasyon ne işe yarar mı? Artık inanıyorsun değil mi ona? Tamam iyi güzel.
Dedi ki, hatırlıyorsanız şöyle bir tane hiyerarşi vardı. Number diye bir tane sınıf vardı. Bundan gelen sınıfları söyleyeyim ben. Evet. Double ama büyük double. Integer. Ondan sonra başka ne vardı? Double integer. Float da var mıydı? Hepsi buradan geliyor herhalde. Tamam, bunlar şeyden gelen, bu number denen sınıftan gelen diğer sınıflar, integer, double, float, hepsi aynı yerden geliyor. Bu şunu söylüyor, bunu niye çizdim buraya? Eğer şu komparatör var ya, komparatör, komparatörü siz number'ın üzerine implement edin. O komparatörü double'ları sağlamak için kullanabilirsiniz. Bunun manası o. Yani komparatörün ille de T için implement edilmesine gerek yok. Anladınız mı? Eğer orada da soru işareti süper T yerine sadece T yazmış olsaydım, sadece double için implement edilmiş komparatörlerle çalışır manasından gelir. Yani double'ı savunmak istiyorsam. Ama bu ne diyor? Ya double için ya da double'ın süper sınıflarından herhangi birisi için eğer komparatör implement edilmişse o jenerik, o zaman bu sıralama işlemi çalışabilir diyor. Tamam, anladınız mı? Onun manası o. T'nin herhangi bir süper sınıfı için, soru işaretini koymuş öyle. T'nin herhangi bir süper sınıfı için implement edilmesi benim için yeterlidir diyor komparatör. Komparatörü bir yerde kullanmışız, nerede kullanmışız? Hatırlıyor musunuz? Print document için. Orada yani örneğimiz oydu ama genel konsept olarak nerede kullanmıştık? Heap'te de kullanmıştık. Hatırladınız mı? Heap'te. Heap'in özelliği neydi? Heap en küçüğü veriyordu bize ama neye göre en küçük? Compare to'ya göre mi en küçük? Olabilir. Compare to güzel bir çözüm olabilir ama her zaman compare to'ya göre en küçüğü olmak istemeyebilirim. Bazen hani vardı ya, ne dedin sen, print dokümanda vardı. Bazen dokümanın büyüklüğüne göre, uzunluğuna göre, bazen de dokümanın hem uzunluğu hem de ne zaman gönderildiğine göre, değil mi? Bazı dokümanların çok fazla bekletilmesini istemediğim zaman heap diyorsun ki, heap sana bir tane komparatör vereceğim, bu komparatöre göre çalışsın diyorsun. Adam da ona göre davranıyor heap'te. Tamam, bu array sınıfıydı. Aynı şeylerden, override'lardan, collection'ın içerisinde de var ona benzerliğinden. Collections hierarchy'nin içerisinde de sort diye bir tane metot var. Sort metodu, collections.sort diyorsun, tamam mı? O bir tane list alabiliyor. Tamam mı? O bir tane list alabiliyor. Bildiğiniz list, hani onun altında bir tane list vardı ya. Yani list alabiliyor. Set falan alamıyor. Set başka. Ya da tree set, hash set falan gibi şeyler alamıyor. Bir tane list alıyor, listi sıralıyor. Neye göre sıralıyor? İşte şuradaki compare to'suna göre sıralıyor şu listi. Onun compare to'suna göre. Peki ben compare to'sunu kullanmak istemiyorum, başka bir şey kullanmak istiyorum. O zaman komparatör ver bana, ben komparatör kullanayım diyor. Tamam. Ne diyor, bakın ya comparable olacak diyor. Gönderdiğin T elemanları. Comparable olacak diyor. Ya da bir tane komparatör kullanacaksın. Komparatör, bu komparatör verilen T sınıfının bir süper sınıfları için implement edilsin. Kendisi ya da kendisinin bir süper sınıfı için implement edilmiş olsun. Tamam, Java'da dediğim gibi sort için bu türlü metotlar var. Bizim C'de bir tane Q sortumuz vardı hatırlıyorsanız. Q sort her şey için çalışıyordu. C'nin güzel tarafı çok basit interfaceleri. Kullanmak birazcık detay istiyor, birazcık dikkat istiyor. Yanlış yaparsan compiler'dan çok fazla yardım gelmiyor. Anlamak lazım falan. Bunlar da yanlış yapmanın ihtimali çok az. Yani şu ilk özellikle ilk metoda bakarsan bir tane dizi veriyorsun. Adam onu sıralıyor. İlk dizi neye göre sıralıyor onu söyleyeyim bana. İlk override, ilk sort var ya MTB'deki. Sıralarken ne kullanıyor? Hangi ilişkiyi kullanıyor? Büyük küçük ilişkisi. Nereden buluyor onu? Alttakiler compare to'yu ya da komparatörün compare'ını kullanıyordu. En üstteki neyi kullanıyor şu? Neyi kullanıyor? Neyi kullanıyor? Default olarak kullanmıyor bir kısım. Hangi metodu çağırıyor? Compare'yi kullanıyor. Compare to'yu çağırıyor olabilir mi sizce? İnternette compare to tanımlı mı?
Büyüklüğü küçüklüğü işaretini kullanıyor. Evet. TBT tipler üzerindeki büyüklüğü küçüklüğü kullanıyor. İlki onu kullanıyor. İkincisi onu kullanıyor. Üçüncüsü komparatörün komparatörünü kullanıyor. Üçüncüsü ya da komparatör olarak komparatörün şeyini kullanıyor. Komparatörlerini çağırıyor. Güzel, tamam. Devam edelim. İşte cedelik nasıl da şurada buyda falan filan hikayesi. Bunun ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bir tane cedelik tanımlamış. Statik bir tane cedelik. T dizisi üzerinde çalışıyor. Binary search yapacakmış. Ama bu T dizisinin comparable interface'ini implement etmiş bir T dizisi olması, T tipinin dizisi olması lazım. Bu satırdan onu anlıyoruz değil mi? Generic method. Bir T dizisi üzerinde çalışacak. T target ile beraber binary search yapacakmış. Ama bunu yapabilmesi için T'nin comparable'a implement etmiş olması lazım. Extends diyor ya orada. Bu kitaptan doğrudan alınmış bir şey. Başka bir tane daha var, işte bu da orada. Sort T üzerinde çalışacak ama bir tane senden de komparatör istiyor. Bu komparatörün T üzerinde implement edilmesi lazım ya da T'nin süper sınıflarından birinde implement edilmiş olması lazım. T represents the generic parameter for the sort method and should appear in the method parameter list diyor. Tamam, burayı biliyoruz. For the second parameter, the notation comparative question mark super T means that comp must be an object that implements the comparator interface for type T or for a superclass of type T. Benim verdiğim örneği vermiş daha sonra. For example, you can define a class that implements comparator number and use it to sort an array of integer objects or an array of double objects. Tamam. Number'ın içerisinde sanırım value diye bir tane metot vardı. Value onun number'ın değerini veriyordu. Onun değerini alıyorsun. Kendi içerisinde karşılaştırıyorsun. Yani number üzerinde komparatörü implement etmek zor bir şey değil. O da tüm integer'lar, float'lar, double'lar, integer'lar falan filan. Onlar için birdenbire çalışmaya başlıyor. Tamam, bu da doğrudan kitaptan alınmış bir tane parça. Burada bir tane örnek vermiş. Person compare etmek için. Gördünüz mü? Bir tane person sınıfımız var. Person sınıfı comparable person implement etmiş. Comparable. Bunu sort'la kullanabileceğiz yani. Arrays.sort'la kullanabileceğiz bunu. Ya da bunun listi üzerinde bunu kullanabileceğiz. Adam comparable olduğu için kendisi comparable olduğu için compare to'yu implement etmek zorunda. Alt tarafta onu implement etmiş. Şey neyi var listin? Pardon, person'ın. Last name var, first name var, birthday var. Tamam. Bu compare to neyi nasıl compare ediyor? Bir okuyayım bunu. Bir daha ben konuşmayayım. Ne yapmış? Neye göre? Soy isme göre compare ediyor. Eğer soy isimler aynıysa o zaman isme göre compare ediyor. Doğru mu? Öyle yapmış. Ben böyle yapacağım dedim. Benim compare'im bu şekilde. Başka ne vardı? Birthday vardı. Birthday'e hiç bakmıyor bile. Adamın soy isminin ve isminin aynı olması, o iki kişinin aynı olduğunu söylüyor. Doğum tarihlerinin aynı olup olmasına bakmıyor. Adamın compare'i bu şekildeymiş. Tamam. Böyle bir tane person sınıfının objelerini alıp bir tane dizisini yapıp arrays.sort'a rahat bir şekilde yollayabilirsiniz. Çünkü orada comparable'ını kullanacak. İşte burada. Arrays.sort people'ı bu şekilde çağırabilirsiniz. Method person compare to compares two person objects. Tamam. Bunun hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Bir de komparatör örneğine bakalım. Komparatör örneği de ben person'ları compare to'larına göre değil de başka bir şekilde karşılaştırmak istiyorum. İşte güzel bir örnek. Birthday'ine göre karşılaştıran bir tane. İki insan, iki person, eğer birthday'leri aynıysa aynı insanlardır demeye çalışıyor. Ya da öyle demeye çalışmıyor da sıralarken birthday'lerine göre sıralar bunlar diyor ya. Yani doğum günlerine göre sıralar. Nasıl yapmış, gördünüz mü? Komparatör implement ediyorum demiş. Ve komparatör içerisinde bir tane compare to ile compare var. İki tane o parametre alıyor. Compare to tek parametre alıyordu. Bu niye iki tane alıyor?
kendisiyle uygulamış. Evet, birisinde comparable interface'ini implement ettiriyorsun person'a. Bu öyle değil. Bu ne yapıyor? Başka bir tane sınıf bu. Başka bir tane sınıf. Dolayısıyla person sınıfından iki tane objesi olması lazım ki birbiriyle karşılaştırabilsin. İki tane person arıyor. Person left and person right. Ne yapmış ona? Ondan sonra birthday'lerini almış bunları ve çıkarmış. Birthday'leri nasıl bir şeydi ki bunlar? Yani integer miydi? Birthday nasıl bir şeydir arkadaşlar? Integer mi? Demek ki yılın hangi gününe denk geldiğini gösteren hadar orada yazıyor. 1'den 366'ya kadar. 1'den 366'ya kadar yılın hangi gününe denk geldiğini gösteren bir integer. Birisi birisinden daha büyükse birthday değil zaten. Birthday. Değil mi? Doğum günü. Doğum tarihi, doğum günü. Tamam. Ondan sonra bunların üzerinden sort'u mesela burada. Gördünüz mü nasıl çalmış? People list, bir tane linked list. Onun yanına bir tane compare person objesi yapmış, yorumlamış. Al bunun komparatörü bu. Person'ın dikkat edin, kendi içerisinde compare to'su var. Çünkü comparable interface'ini implement etmişti. Ama onu kullanmanı istemiyorum, bunu kullanmanı istiyorum. Tamam, soru soran var mı? Java'daki sort numaraları bu şekilde çalışıyor. Şimdi biz Java'daki sort numaralarını bırakıp kendi sort numaralarımıza bakalım. Sort'u nasıl yapacağız? İlk başta ilk öğrendiğimiz Sizin ilk öğrendiğiniz sort nasıldı? Bubble sort mu? Selection sort mu? Bubble sort mu? Bubble. Tamam. Ya olur ya olur. Biz de ikisine birden bakacağız. İlk önce selection sort. Selection sort'un yaptığı şey ne? İlk önce diziye bakıyorsun. Dizinin en küçüğünü seçiyorsun. Sonra en tepeye yazıyorsun, değil mi? Sonra arta kalanların içerisinde en büyüğünü seçiyorsun. Arta kalanların içerisinde en büyüğünü seçiyorsun. Bunu kaç defa yapıyorsun? Bunu en defa yaparsan tüm dizi sıralanmış olur. İlk seferde dizinin en büyüğünü ya da en küçüğünü şey yapmanın kostu ne kadar? Kostu en, değil mi? İkinci seferde ne kadar? N-1, N-2, N-3. Ne yapıyor bu? Dolayısıyla N çarpı N-1 bölü 2, değil mi? Bu kadar karşılaştırma yapman gerekiyor. Buradan sıkıntı bir notasyonla şey yaparsam, asimetrik noktaları sonra yaparsan bu bir n karelik cost. N karelik cost. Selection sort dolayısıyla n karede çalışan kuadratik bir sorting algoritması. Kuadratik bir sorting algoritması. Efficiency o öğrendiymiş ya. İlk önce en küçüğünü seç, sonra ikinci küçüğü, sonra özür dilerim. N çarpı n artı 1 bölü 2 olması gerekmiyor. Mesela örneğin bir 5 için düşünürsek 15 tane ediyor. Ben en artı 1 dedim, en eksi 1 yazdım oraya. Bilmiyorum ne bileyim. Kayıtlarda var, çıkar. Ne dediğimin önemi yok. Önemli olan tahtaya. Tahtaya yazdığım da önemli. Yok önemli olan. Önemli olan doğrusu. Ne diyor diye önemli profesör vardı. Benim burada ne dediğim önemi yok. Kitapta ne yazdığın önemli de yok. Ben sınavda sorduğum zaman doğrusunu yazacaksın. Önemli olan doğrusu, tamam mı? Efficiency'si bunun o n kare selection sort algoritması işte burada number of comparisons o n number of exchanges güzel number of exchanges o n demiş, ne demek istiyor? N tane exchange yapar, number of exchanges. Yer değiştirme en defa yapıyor. Ne demek? İlk önce en küçüğünü buluyorsun ya, en küçüğünü bulduğun zaman bulduktan sonra onun yerini değiştiriyorsun, değil mi? En tepe yapıyorsun. Bunu en defa yapıyorsun, değil mi? En defa en küçük buluyorsun. Dolayısıyla en defa değiştirme yapıyorsun. Number of exchanges o n. O n defa exchange yapıyor, yer değiştiriyor. Ama n kare defa karşılaştırma yapıyor. Algoritma burada işte. Sıfırdan en eksi ikiye kadar bir tane loop. İkinci adıma bakın. İkinci adım diyor ki set post min to the subscript of the smallest item in the subarray starting at script fail. Post min diye bir tane index tutuyor. Post min en küçüğün adresini tutuyor. En küçüğün indeksini tutuyor. Loop bittikten sonra en küçüğün indeksini buldu ya. Ondan sonra ne yapıyor? Dizinin en başındaki elemanın en küçük indeksinin yerlerini değiştiriyor. Yani
şu loop'un her bir çalışmasında, şu loop'un her bir iterasyonunda bir tane exchange oluyor. Dolayısıyla exchange sayısı kaç? Exchange sayısı n tane. Loop'un her bir iterasyonunda bir tane exchange oluyor ya. Ama şu ikinci adım karışık bir adım. Şu ikinci adımın cost'u ne kadar şu ikinci adımın cost'u? Set cost min to the subscript of the smallest item in the subarray. Bunun cost'u ne kadar? O n değil mi? Niye? Çünkü minimumun indeksini bulabilmek için tüm diziyi taraması lazım birer birer. Zaten 2'yi de bu şekilde aşmış. Initialize post min to fill demiş. Sonra fill'den fill artı 1'den n eksi 1'e kadar bir tane loop içerisinde sen bundan daha küçüksün, sen bundan daha büyüksün, sen bundan daha mı küçüksün diye teker teker arıyor. En küçüğü bulduktan sonra loop'un dışında, şu loop bittikten sonra bu loop'un dışında en küçük de baştaki fill'in pozisyonunu değiştiriyor. Bu selection sort. Adı üzerinde seçim yapıyor. En küçüğünü seçiyor ya da yapmaz gerekir sıraya göre en büyüğünü seçiyor. Bir tane seçiyor, dizinin en başına koyuyor. Bir tane seçiyor, o sub dizinin en başına teker teker koyuyor. Recursion rahat yapılır bu. Recursion rahat yapılır. Niye? Çünkü sürekli olarak diziyi küçülterek götürüyor değil mi? Başlangıçta diyorsun ki dizinin en küçüğünü bul. Bir sonraki adımda arta kalan dizinin en küçüğünü bul. Arta kalan dizinin en küçüğünü bul. O diziyi sana en küçüğünün pozisyonunu getiriyor, sen de onun yerini değiştiriyorsun. Tabii ki öyle yapmak bunu en karelikten kurtarmıyor. Bu en karelik bir tane kuadratik çalışan bir metot. Hocam de bu şekilde. Şey yoklama alıyor musun? Hayır almayacağım. Bugün pazartesi, bugün şey olduğu için yoklama almayacağım. Bugün problem saati ya. Bazıların şeyi falan uymuyor bu problem saatine. Dersleri çakışıyor. Düşünün. Örnek 35-65, 30-60, 20'den oluşan bir tane şey, dizi. Ne yapıyorsun ilk adımda? Diyorsun ki fil pozisyonun burası. Bu dizinin en küçüğünü bulup 35'te onun yerini değiştireceğim. Dizinin en küçüğünü arıyor, 20. 20 ile 35'in yerini değiştirmiş. Sonra arta kalan içerisinde en küçüğünü bulacağım. Onu 65 ile yerini değiştireceğim. Arta kalan içerisindeki en küçüğü 30. 30-65'in yerini değiştirmiş. Arta kalanın içerisinde en küçüğünü bulacağım. Onunla 65'in yerini değiştireceğim. Arta kalanın içerisindeki en küçük 35. 35'te 65'in yerini değiştirmiş. Arta kalanın içerisinde en küçüğünü bulup 60 yerini değiştireceğim. Bulmuş 60. 60'ın yerini değiştirmiş. Ve fiziği sıralı bir hale getirmişler. En küçüğünü bulup onu fill post'la yerine değiştirmek. Fill position vardı ya. Orada yerini değiştirmek selection sort. Soru soran var mı? Bu sizin ilk ya da bazı yani hangi yıl aldığınıza bağlı olarak hatırladığınıza bağlı olarak çoğunuzun ilk defa ilk gördüğü sıralama şekli ya da ikinci gördüğü sıralama şekli. O en kardeş çalışıyor. Tamam. Bu selection sort'tu. Şimdi bubble sort'a bakalım. Bubble sort'un şeyi neydi bubble sort'un temel felsefesi? Bubble sort diyor ki komşuları birbiriyle karşılaştır. Komşuları birbiriyle karşılaştır dizinin içerisinde. Eğer komşuların sırası benim istediğim sıraya uygun değilse yerlerini değiştir. Tamam. Ve bunu yeteri kadar sayıda yaparsan tüm komşular için belli bir süre sonra tüm dizi sıralanacaktır diyor. Tüm dizi sıralanacaktır diyor. Yeteri kadar yapman lazım diyor. Yeteri kadar yapman lazım diyor. Niye peki buna bubble sort diyorlar? Hafif olanları yukarı doğru çıkarıyor, ağır olanları aşağı doğru batıyor. Ya da buna sinking sort diyenler de var. Bubble sort ya da sinking sort, batan sıralama ya da bubble kabarcık sıralaması falan gibi düşünüyorsun. Komşurası da sıraladığın zaman ağır olan aşağı doğru, hafif olan yukarı doğru çıkıyor çünkü. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorsun? Bunu loop'ta yapıyorsun. İlk loop'ta baştan başlıyorsun. İlk loop'ta şurada mesela. 60'la 42'yi şey yapmış, karşılaştırmış. Bunların yerleri uygun değil diyor. Daha hafif olanın daha yukarıda olması lazım. 60'la 42'nin yerini değiştirmiş. 60'la 75 problem değil. 75'le 83 problem değil. 83'le 27 problem ama. Tamam. Ne oldu? Loop'un en sonunda yani şurası bir loop yaptı. Başlangıçtan başladı. Aşağı doğru indirerek taburiye kadar geldi. Loop'un en sonunda en büyük olan rakam en alta inmiş oldu. Gördünüz mü? Sinking sort yaptı esasında bu birazcık. En büyük rakamı aldı, aşağı kadar indirdi. Elinde sıralı bir dizi var mı? Yok. Sadece
Selection Sort'un yapmış olduğu gibi, Selection Sort'un yapmış olduğu gibi sadece şey var. Sadece en büyük, en aşağı kadar inmiş, o var. Öyleyse devam etmem lazım. Tekrar baştan başlıyoruz. Bu sefer 42 ile 60'ı karşılaştırıyor. 60 ile 75'i, 75 ile 27'yi karşılaştırıyor. Değiştirmesi lazım tabii onların yerlerini. Bu hale gelmiş. Bu işi en defa yapıyor. Dolayısıyla bunun karşılaştırma zaman, yani şunun kostu, her bir loop'un kostu n. Bunu da en defa yaptığı için bunda da yine n karelik bir karşılaştırma, o n karelik bir karşılaştırma kostu var. O n karelik bir karşılaştırma kostu var. Peki bunun exchange kostu ne kadar? Kaç defa ya değiştiriyorsunuz? Öbürü en defa değiştiriyordu bu. Bu en kare kadar değil. Çünkü eğer dizi tamamen tersse sürekli olarak yer değiştiriyor. Sürekli olarak yer değiştiriyor. Selection sort en küçüğünü bulup en küçük diye değiştiriyordu. En defa değiştiriyordu. Bu bubble sort'un her bir adımda, her bir karşılaştırmada bir tane değiştirme ihtimali var. Worst case'de en kareye kadar gidebilir. Worst case'de en kareye kadar gidebilir bu bubble sort. Ama bubble sort'un güzel bir tarafı var. Elinizde sıralı bir dizi varsa, elinizde sıralı bir dizi varsa o en zamanda onun sıralı olduğunu anlayıp hemen çıkabiliyor. Nasıl yapıyor? İlk seferde, ilk loop'ta karşılaştırma yapıyor. Eğer hiç exchange yapmadıysa diyor ki bu dizi sıralı ya. Ben buna bir şey yapmam gerek yok diyor. Bu dizi zaten sıralıymış. Selection sort'ta öyle yapamıyor. Selection sort'ta elindeki dizi sıralı olsa bile ilk önce en küçüğünü buluyor. Onu baştakiyle yerini değiştiriyor. Baştaki zaten kendisiyle aynı olacak. Sonra ikinci en küçüğü buluyor. Selection sort sıralı bir dizi üzerinde çalıştığını anlayamıyor. Tamam mı? Yani en son adıma kadar hala sırasız olma ihtimali var. Bubble sort ama şu adımdan sonra ilk loop var. İlk loop'u bitirince, şurayı bitirince ya ben bir kimseyi değiştirmedim ki öyleyse bu dizi sıralıdır diyebiliyor. Dolayısıyla best case'de bubble sort o en zamanda çalışabilir. Best case'de. Eğer şeyse, dizi zaten sıralıysa. Selection sort'ta bir numara yok. Selection sort'un daha en sonuna kadar o en karenin hepsini harcayıp teker teker denemesi lazım. Tamam. Bu da selection sort'un algoritması. For each pair of adjacent array, kaç saat? 45. For each pair of adjacent array elements, if the value in a pair are out of order, exchange the values. While the array is not sorted diye bir tane do while loop yapmış. Array sort, bakın. Yani bu iki tane loop hiç bit edemiyor. Array sort değilse diyor eğer, o zaman 5. adımı nasıl anlayacak? While the array is not sorted, onu nasıl anlayacak? Eğer loop'un içerisinde herhangi bir hedefi exchange olduysa hemen exchange oldu diye bir tane boolean tut, onu true yap. Eğer true gelmezse, false gelirse o zaman demek ki dizi sıralıymış diyebiliriz. Bubble sort provides excellent performance in some cases and very poor performance in other cases. Very poor performance eğer dizi olduğu gibi sıralı tam ters tarafa sıralıysa o zaman acayip şekilde exchange yapmaya başlıyor. Her şeyi exchange ediyor. Her çevirmesi lazım. Ama dizi yaklaşık sıralıysa ya da hemen hemen sıralıysa ya da tamamen sıralıysa çok güzel çalışıyor. Worst case number of comparisons o n square. Worst case number of exchanges o n square. Best case occurs when the array is already sorted. When the array is already sorted. Dizi eğer sıralıysa, dizi eğer sıralıysa ya da yaklaşık sıralıysa o zaman güzel çalışıyor. Yaklaşık sıralı olması demek ne demek? Garip bir şey. Sondan ikisi sonradan eklenmişsin. Hangi durumda olabilir ki bu? Sıralı bir dizi eleman eklendiği zaman tekrardan sıralı. Adam bir tanesi sıralı diziyi almış, ortası acart diye bir şey eklemiş değil mi? Sıralı bir dizinin ortasına cart diye bir şey eklerseniz ne olur? Üzerinden bir bubble sort'ta bir tane geçin. Değil mi? O aynı zamanda o yerine oturacaktır. O bir tanesinde yerisi bozuksa. Birkaç tane seninki bozuksa birkaç defa geçmen gerekecek. Eğer şanslıysanız onlar arka arkaya gelmiştir ve yerleri düzelmiştir. Dolayısıyla yani algoritma, yani o en kare diye hemen vazgeçmek yok. Bazı durumlarda eğer dizi sıralıysa ya da yani yaklaşık sıralıysa o zaman bubble sort'u kullanmak daha mantıklı olabilir. Tamam, bubble sort var elimizde. Ondan sonra selection sort var. Bir tane de insertion sort var. Insertion sort'a bakalım. Bu da kuadratik bir algoritma. Yani o en kare çalışacak worst case. Ama değişik özellikleri var bunun da. Bu şey var diye elindeki
iskemli kağıtları vardır ya, onların sıralamasına benziyor. Elinde şöyle bir tane şey var. Kağıt var, kağıt kümesi var ya da sırası var diyelim. 3, 6, 10 böyle bir eliniz var. Size şu 8 geldi. Ne yapıyorsun? 8'i 6 ile 10 arasına sıkıştırıyorsun. Ondan sonra ne gelmiş? 7 geldi. 7 ile 6 ile 8 arasına sıkıştırıyorsun. Sen, bu da insertion sort. Insertion sort. Insertion sort'u dizinin üzerinde nasıl yaparız? Şu şekilde. Diyelim ki elimizde şöyle bir tane dizi var. 30, 25, 15, 20, 28. Görebiliyor musun orada? Tamam. 30, 25, 15, 20, 28. Bunun üzerinde selection sort yapacağım. Bunun üzerinde selection sort yapacağım. Yaptığım şey şu. Bir tanelik dizi varmış gibi düşünün. 30. Bir tane dizi zaten sırada o. Güzel. Sonra iki tanelik dizim olsun. 30 ve 25. 25'in bu 30'luk dizi içerisinde, yani bu 25'in 30'un içerisindeki, içerisinde sadece 30 olan dizinin içerisindeki yeni aramaya çalışıyorum. 25-30'la karşılaştırıyorsun. E tamam, bu 30'dan daha önce gelmeli diyorsun. Hemen 25-30'un yerini değiştiriyorsun. Daha sonra 15 geldi, 15'i yerini ayarlayacaksın. Anladınız değil mi ne yaptığımı? 15'i alıyorsun yukarıya doğru, 15'i yerine oturuncaya kadar yukarı doğru kaydırıyorsun. Daha sonra ne geldi? 20 geldi. 20'yi yerini buluncaya kadar 20'yi yukarıya doğru getiriyorsun, öbürlerini aşağı doğru aşağı doğru kaydırıyorsun. En sonunda da ne geldi? 28'in gerisi de orası. Bulmaya çalışıyorsun yani. Aynen elinde bir tane deste, bir tane kağıt deste şeyi varmış da, sırası varmış da yeni gelen rakamı onun içerisinde nereye oturtabilirim diye düşünüyorsun. 25'i aldım ya şuradan, şuradaki 25'i aldım. 25'i aldığım zaman 25 nereye gelecek? 30'la karşılaştırdım 25'i. Yok diyorum ya, 30 daha 25'ten büyük, 30'u aşağı kaydırıyorsun. Ta ki 25'in yerini buluncaya kadar. Şurada mesela 20'yi aldım. 20'yi 30'la, 20'yi burada işte. 20'yi 30'la karşılaştırdım. Hayır, 20 daha küçük. 30 aşağı kaydırıyorsun. 25'le karşılaştırdım. Hayır, daha küçük. 25'i aşağı kaydırıyorsun. Tamam mı? 15'le karşılaştırdım. Hayır değil, öyleyse 20'yi tam tak diye buraya yazıyorsun. Kaydırarak gidiyorsun yani. Diğerlerini kaydırıyorsun. Yerini bulduğun zaman onun yerine oturtuyorsun. Bunun adına selection, selection sort deniyor. Insert değil mi? Pardon, insertion sort deniyor. Selection değil, insertion sort deniyor. For each array element from the second to last, insert the element at next post where it belongs in the array, increasing the length of the sorted subarray by one. Sanki elinde bir tane küçük sabereyi varmış gibi düşünüyorsun. Bu sabereyin içerisinde bunun yeri neresi? Onu bulmaya çalışıyorsun. Yerini buluncaya kadar da diğerlerini aşağı doğru kaydırıyorsun. Yerini bulduğun zaman tak yerine oturtuyorsun. Elinde bir yeri var ama sabereyi varmış gibi düşünüyorsun. Bu insertion sort, insert edeceğin yeri bulmaya çalışıyor. Yani şuradaki örnekte olduğu gibi. Sana 8 gelmiş. Şu 8 gelmiş. 8'in yerini buluncaya kadar diğerlerini kaydırıyorsun. Üstelten başladığı onu kaydırıyorsun. Altı kaymadı. Altın üzerine 8'i koyup onda zaten kaymıştı diye oturtuyorsun. Bunda da insertion sort. Bunun çalışma zamanı ne kadar? En kare. İlk seferde tek karşılaştırma yapıyor. İkinci seferde 2, 3, 4 falan diye gidiyor. Tek karşılaştırma yapabiliyor. Worst case'de en kareye kadar çıkabiliyor ama best case'de eğer dizin sıralıysa o aynı zamanda tekrar sıralamanı yapmış olabilir dizin sıralıysa. Niye? Çünkü her seferinde insert etmeye çalıştığın eleman en üstte geliyor. Dolayısıyla olduğu yerde bırakıyorsun onu. O aynı zamanda sıralama yapabilirsin. Insertion da bubble sort gibi bazı durumlarda güzel çalışabiliyor. Maximum number of comparisons is O n square. Karşılaştırma zamanı kuadratik tabii burada. Tamam mı? In the best case, the number of comparisons is O n. Aynen bubble sort'ta olduğu gibi. O n karşılaştırma yaparak zaten sıralıysa güzel O n zamanda selection sort gibi en kare harcamıyor bu durumda. The number of shifts performed during an insertion is one less than the number of comparisons or when the new value is smaller so far, the same as the number of comparisons. Tamam. Bir de bunun güzel taraflarından bir tanesi şu. A shift in an insertion sort requires the... Bu cümleyi anlayın ya. The shift in an insertion sort requires the movement of only one item, whereas
shift yapmak için sadece bir tane item'ı kaydırmak lazım diyor. Diğerlerinde bubble ya da selection sort'ta yer değiştirmek için bir tane temporary item'e ihtiyacınız var. Anladınız mı ne olduğunu? Bubble sort'ta ne yapıyorsun? Bir tane temporary alıyorsun. Bunu buraya at. Hani vardı ya, iki tane değişkeni yeni değiştirmek için ne yapıyorduk? Bir tane temporary tutuyorduk. Sen bunu buraya at, sen bunu buraya at. Kaç tane atama yapıyorduk toplam? Üç tane atama yapıyorduk ikisini yeni değiştirmek için. Bu öyle yapmıyor insertion sort'ta. İki tane temporary ihtiyaç var ama üç tane atama yapmaya gerek yok. Tek atama yeterli. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Seni duymadan eminim de sen duydun mu? Sen söyledin de öndeki duyuyor mu senin söylediğini? Ya niye yüksek sesle söylemiyorsunuz ya? Ben öyle konuşuyor muyum size? Yüksek sesle söyle. Shift etmek demek? Ben duydum. Sen de bağırsana. Sen de öyle konuşuyorsun. Herkes öyle konuşuyor. Ben hariç herkes öyle konuşuyor. Bir gün ses zaten gelmedi buraya. Shift etmek demek ne demek? Şu. Shift etmek demek. Şurada ben eğer 28'i aldım. 28'in yerini aramaya çalışıyorsam 28'i temporary bir değişkene koydum. O bir. 28'in yerini ararken 30'la karşılaştırdım. Eğer 28 30'dan küçükse 30'a hemen bir aşağı kaydırıyorsunuz. 28'in yerine yazıyorsunuz. Bir tane atama yani. Eğer 28 yerine mesela varsa 5 olsaydı, tamam mı? 5'i 28'e karşılaştırdım. Onu da bir tane aşağı kaydıracaktım. 25'e kaydıracaktım. Yani shift demek elemanı bir tane aşağı kaydırmak demek. Insert etmeye çalıştığım değer elinde bir temporary'nin içerisinde bir yerlerde bekliyor, tamam mı? Onun yerini bulduğum zaman da tak diye onun yerine yazacağım. Dolayısıyla bubble sort ya da şeydeki gibi bubble sort ya da selection sort'ta gibi exchange yapmak demek bir tane temporary kullanarak 3 tane atama yapmana falan filan gerektirmiyor. Tek atamayla şeyini exchange'ini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Bir tane çok özellik ama çok önemli bir özellik geçirişi bir tane. O en kaydık algoritmanın içerisinde o endeki posttan falan bahsediyor. Tamam, şu şeye bakalım, resme bakalım, bundan sonra bir gün ara verelim. Bunlar kuadratik sort algoritmalarının çalışma zamanları, birbiriyle karşılaştırma şekilleri. Öyle biliyor musunuz? Biraz daha büyütelim öyleyse. Selection sort, bubble sort, insertion. Hepsinin worst case çalışma zamanı o n square. Worst case hepsi n karede çalışıyor, n karede. Asimptotik operasyon böyle diyor. Best case'de nasıl çalışıyorlar? Selection sort en karede çalışıyor best case'de. Adamın worst'ü best'ü yok. Her zaman aynı şeyleri yapıyor. Bubble sort, insertion sort eğer diziniz sıralıysa o halde çalışıyor. Hatta neredeyse sıralıysa bir iki tane eleman için sadece K tane elemanın yeri bozuksa o zaman yine o halde çalışabiliyor. K'da bir sabit. Number of exchange'e baktığın zaman number of exchange'e selection sort'ta o n tane best durumda şey yapman lazım. Değiştirme yapman lazım. Worst case de yine aynısı. Bubble sort'ta en kareye kadar çıkabiliyor exchange'iz. Ama en iyi durumda hiç exchange yapmadan kurtulabiliyorsun. Insertion sort'ta o n tane worst case'de en super tane exchange yapmış olmak gerekiyor insertion sort'ta. Niye n tane? Esasında buradaki söylediği kendisiyle çelişti şurada. Insertion sort'ta. Exchange derken kaydırmadan da bahsediyor. Tamam. Her bir exchange'in kostundan bahsediyor. Tamam. Her bir exchange'de şu iki tanesi bir tane temporary kullanmak gerekirken bu temporary kullanmıyor. Sadece bir tane kaydırıyor. Yani şuranın exchange'leri bunlara göre birazcık ucuz. Ne kadar ucuz? İkisi de o var ama bir tanesi temporary değişken atama yapmak durum olmadığı için bir tane atama yapıyor. Diğerleri ikişer tane atama yapıyor. Tabii bunlar kuadratik olduklarından dolayı n log n çalışanlara, log linear olanlara göre çok yavaş çalışıyorlar. Eğer dizinin size 8 falansa, bunun yaptığı kompresi 24-64, fena değil, birbirlerine yakınlar ama dizinin size 5000-512 olduğu zaman gördüğünüz gibi aradaki fark çok büyük açılmaya başlıyor. Bir tanesi 5000'lerden konuşurken
birisi 251'den falan filan konuşuyor. Aradaki fark çok büyük bir şekilde açılmaya başlıyor. Bir tanesi endogen, endokare. Dolayısıyla bu türlü algoritmalar eğer özel durumlarda değilseniz, yani dizinizin büyüklüğü çok küçük değilse ya da sadece bir iki tane eleman yeri falan bozuk değilse falan, çok kullanılan algoritmalar değil. Onların yerine endogen tipi algoritmalar kullanılıyor. Niye hocam? Mesela selection sort'ta swap her şartta en. Selection sort'ta swap her şartta en. Ya mesela çok zor swap yapılan bir yer, mesela hard diskte mesela dosyaları sıralıyor olsa. Hani bak, endogen bir algoritma kullansak mesela sürekli swap yapacak, onu oradan kazıyacak, yerini değiştirecek. Ama selection sort her şartta en kere yapacak. Anlamadım ki ha, sen ekşi ama yine zaman harcayacaksın, harcayacağın zaman en kare. Ama hocam şey, swap yapmamız zor oldu. Mesela swap yapmamız daha zor. Swap yapmanız zor olduğu yerlerde belki bunlar tercih edilebilir diyorsun sen. Yani. Ya olabilir yani, durumdan duruma göre değişebilir ama genel bir şekilde diskin üzerinde de şey yapıyorsan, bir şeyleri sıralıyorsan en kare algoritma kullanmak iyi bir şey değil. En kare algoritma kullanmak iyi bir şey değil. Yani sonuçta hafızalı yapıyor da olsan da onu, liste yapıyor olsan da endogene göre en kare daha yavaş olacak. Çünkü hadiste hafıza arasındaki fark K, sabit. Birisi birisine 10 katı, tamam mı? Data büyüdükçe oran en kare katı olmuyor. Sabit. Bir tanesi kuadratik büyüyor, bir tanesi endogen büyüyor. Anladın mı? Yani, yani hard disk üzerinde sıralama yaptığın zaman hafıza üzerindeki sıralamaya göre aradaki fark 10 katı, o kadar. Sabit katı. Ya da 100 katı. Diye. N kare ile endogen arasındaki fark şey büyüyor. N arttıkça giderek büyüyor, 10 katı falan filan değil. N'e bağlı olarak büyüyor. Özelleşmiş durumda bunlar kullanılabilir ama her zaman değil. Tamam. Gelecek ders endogen algoritmalara bakacağız ve gelecek ders esasında göreceğimiz şeyden bir tanesi sıralama yaparken endogenden daha iyisini yapamazsınız olacak. Tamam mı? Ona bakacağız. Endogenden daha iyisini yapmak yok. Yasak.